Geçtiğimiz hafta e, sabit bağlamalar hakkında profil hesaplarını anlatmıştık ve ondan sonra sayısal uygulamayla bitirmiştik. Bağlamaların şimdi statik hesaplarından bahsedelim e ki bugün nasip olursa bağlamalarla ilgili statik tahkikler yapacağız beraber. E, önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir neredeyse su yapılarının en önemli konularından bir tanesi. Barajlardan sonra bağlama diyebiliriz. Tahkik açısından bağlamanın tahkiki daha önemlidir su yapılarını biliyorum demek bir bağlamanın tahkikini öğrenmekle ilişkilidir bence. Şimdi bağlamanın statik hesaplarında etkiden kuvvetleri ortaya koyarsak ders notumuzda var. Esas kuvvetler var. Nedir bunlar? En yüksek kabarma seviyesindeki hidrostatik kuvvet. Bakın biz bunu göstereceğiz. En yüksek kabarma seviyesini hesaplayacağız. Şunu hesaplayacağız. Bir bağlamın üzerinden geçen Şöyle tahkikleri alacağız. Düş havuzundan sonraki olan kısmı da. Sonra e, maksimum debi geçtiği zaman burada meydana geldikten sonra maksimum seviye ve iki seviye arasındaki düşüyü dikkat edeceğiz. Sonra da bir de minimum seviyeyi konuşacağız. Bir de H minkenki geçen seviyeyi alacağız. Buradaki olan durumda yine bu tarafta ne olduğuna bakacağız. Minimum iki seviye arasındaki fark ve maksimum iki seviye arasındaki farktan bu düşülerin kıyasıyla bir hesap yapacağız sizinle. Bakın şunlar minimum seviye, şunlarsa maksimum seviyeler arasındaki delta h düşü yükseklikleri. Bu düşü yüksekliklerine göre hesaplarımızı şekillendireceğiz. Zaten bağlamanın statik tahkikinde belki de ilk başladığımız konu ki önemli konu bu delta haçların kıyaslanması olacak. Bağlamanın kendi ağırlığı var. Daha çok biz gövdedeki olan statik tahkik üzerine gideceğimiz için... Burada kendi ağırlığı var. Şuradaki eğrisel yüzey yerine ben daha düzgün yüzeyler vereceğim. Hesaplamalarda zorlanmamak adına e, buradaki olan eğrisel yüzeyleri bulmakla uğraşmamak için. Bir de ne var? Alttan kaldırma kuvveti var. Yani bağlamın kendi ağırlıklarını işte G gibi ifadelerle kullanabiliriz. Bu suyun sebep olduğu bu delta H'lar var. Bir de ne var? Suya maruz kalmış olmuş olan yapılarda alttan kaldırma kuvvetleri var. Bu alttan kaldırma kuvvetlerinde ne yapacağız? Bu şekilde hesaplayacağım. E, bu da yine bazı verileri ya da bilgileri bilmek gerektiriyor. Mesela neyi bilmemiz gerektiriyor? E, bu bağlamada bir pal planç koyacak mıyız? Pal planşı koyacaksam eğer bu bağlamadaki şuradaki etkiyen basınç değiş bileşenlerinin büyüklükleri değişir. E, bunları ona göre hesap yapabilmek lazım. O halde e, buna cevap verebilmek için pal planşa gerek var mı? Pal planşa gerek var mı? Bu sorunun cevabını almalıyız. Pal planşa gerek var mı sorusu için de ileride yapacağım sızma sızma seviyesi veya sızma mesafesi diyelim. Sızma mesafesi ne göre bir hesap yapılarak karar verilmesi lazım. Bunu nerede anlatacağım bu sızma mesafesi konusunu? Sızma mesafesi biraz ileride hareketli bağlamalar konusunun içinde anlatılacak. Hemen ilerleyeyim biraz size göstereyim onu. Evet sızmalardan bahsettiğimiz konu buradan başladı. Sızmaları tarif ettik. Kritik sızma boyu. Şurada tarif edeceğim. Bu sızma mesafesiyle pal planşa ihtiyaç var mı sorusunun cevabı burada. Yani pal planşa ihtiyaç var mı? Buradaki olan hesapla size göstereceğiz. Şimdi geri geleyim. Önce normal durumu anlatalım. Ondan sonra geri bunlardan bahsedeceğiz bugün inşallah. Talih kuvvetler neler? Esas kuvvetler bunlar. Talih kuvvetler mansap sudaki, mansap suyundaki basınç. Biliyorsunuz bu taraf menba, bu tarafsa mansap. Mansap tarafındaki olan kuvvet biraz daha ikinci bir kuvvettir. Evet, destek verebilir belki dolaylı yoldan. Ama onlarla ilgili bir hesabımız da yok. Deprem kuvveti var. Deprem sırasındaki olan kuvvetleri biz dersin içinde almayacağız. E, bağlamalarda çok birinci olarak depremlere ile cevap versin diye çok bir şeyimiz yok. Savaklanan suyun emme ve basınç kuvvetleri, savaklanmış suda tabii ki bir emme var ve basınç değerleri var. Onları da yine dikkate almıyoruz. Buz basıncı var. Öyle bir akarsu da ki buzlar çok fazla geliyor diyelim ki buz küttelerini ele almak zorunda kalabilirsiniz. Yine toprak basıncı, savak üzerinden geçen suyun dinamik bir kuvveti vardır. Tahliye kuvvetleri çok fazla önem vermeyeceğim. Ama daha çok önem vereceğim şey esas kuvvetler. Bunları beraber hesaplayacağız inşallah. Yapılan tahkikler, özür dilerim. Yapılan tahkikler nelerdir? E, devrime tahkiki, kayma tahkiki, zemin emniyet gerilmesindeki olan e, tahkiki yapacağız. Bunlardan devrime tahkiki, bir karşı koyan momentler var, bir de devirici momentler var. Bunların birbirine göre oranı için bir buçuktan daha büyük olmasını şart koşuyoruz. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bakın bu bağlamanın ana gövdesinde nereden devrilmeye çalışır bu bağlama? Mesela şuradan su geldiği için arkasından doğru su geldiği için bu bağlamayı bir yandan ileri doğru itmeye çalışan bir kuvvetimiz var. O halde devrilmeye çalıştığı nokta şuradaki olan noktadır. Buna ben A noktası dersem o halde şuradaki olan tahkikler A noktasına göre momentlerle yapılmalı. A noktasına göre olan momentlerle yapacağız. Karşı koyan momentler bir de devirmeye çalışan momentler diye. Evet. Karşı koyanlar ve devirici momentleri buraya göre esas alacağım. Şu yukarıdaki bahsedilen esas kuvvetlerin sadece sebep olduğu momentleri göreceğiz beraber. Bunu bugün uygulayacağız. Yine mesela ne yapıyoruz? Kayma tahkiki yapıyormuşuz. Bu bir buçuk kat sayısı barajlarda da buna benzer bir tahkik var. var. Fakat barajlarda bir buçuk değil de 2 iki buçuk gibi bir kat sayı seçilecek. ama bağlama olduğu zaman o kadar aşırı derecede zarar vermediği için yıkılsa bile çevreye riski o kadar fazla olmadığından dolayı biz ne yapıyoruz? Bu değeri biraz daha küçük alıyoruz. Barajlarda aynı tahkik yapılacak tekrar anlatmayacağım onu. Ama aynı tahkikte kat sayı değişecek göreceksiniz. Gövdenin kayma tahkikini yapmamız lazım. Net yatay kuvvetlerin net düşey kuvvetlere oranı. Peki net yatay kuvvetler nelerdir burada? H gösterilen kuvvet. Bunları H diye ezberlemek zorunda değilsiniz. Yatay kuvvetler bizim hidrostatik sebebiyle olacak olan kuvvetler. Onların hesabını size yine göstereceğim. Aslında şöyle bir hemen gösterebiliriz. Hidrostatik kuvvet var. Burada bağlamayı etkeden kuvveti hesaplayacağız beraber ve onunla ilgili inşallah e, kuvvetlerin kaymayı yap yapmadığını konuşacağız. Net düşey kuvvetlerse bakın G'ler neydi? Cismin kendi ağırlığı U'larsa kaldırma kuvvetiydi. Bunlar arasındaki farka bakıyor. Tabii ki G'lerin daha fazla olması lazım ki e, herhangi bir problem yaşamayalım. Bu değer bu değer negatif bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla ağırlıklar daha fazla olacak. Ama bu daha fazla olan ağırlıkla haş arasında da bir denge istiyoruz. Bu zeminin kayma gerilmesi diye bir gerilmemiz var. sürtünme katsayısı özür dilerim. Bu sürtünme katsayısı değerinden daha küçük olması lazım. Yani zeminin buradaki sürtünmeye karşı gösterdiği bir direnç var. Ondan daha küçük kalacak ki emniyette kalalım. Yine az önce bahsettiğimiz kaymalı devirici momentlere göre karşı koyucu momentler bir buçuk katı kadar olması lazım diye bir kendimizi emniyeti tarafa alıyoruz. Sürtünme katsayısı sağlam kayda 0.8, çatlaklı kayda 0.7, çakıl veya iri kumlu zeminlerde bakın daha da düşüyor 0.4. Kumlu zeminde 0.3 değerleri alınabilir. Ben bunu size hazır vereceğim zaten F kat sayısını kaç alacağınızı. Ama genel olarak aralıkları ders notunuza verilmiş. Gövdenin zemin emniyet gerilmesinin tahkikini yaparken nasıl yapıyoruz? Burada en alttaki şu temel tabakasında bir tahkik yapacağız. Bakın şu altta temel tabakasında şuradaki O noktasına göre. Yani ben bunu bir birim metre başına alacağız. Şuradaki normalde tahkiki yaparken bir metrede bir tahkik yapacağız. Bu bir metrede O noktasına göre olan alınan momentler bize lazım. Ondan sonra bir atalet atalet momenti de hesaplamamız gerekiyor. Bunları hesaplarken nasıl hesaplayacağız? Şöyle Bakın en bölü a artı eksi mukamette bu gerilmelerin tahkiklerini çokça gördünüz. Bir normal gerilmenin sebep olduğu kuvvetler var. Bir de moment ile aldığımız değerlendirme var. Burada bir minimum bir de maksimum değerleri var. Minimum ve maksimum değerleri için artı ve eksi diye tabir ediliyor. Artı ve eksi zaten bunları biliyorsunuz. Bu artı ve eksi değerlerinden minimum ve maksimum hesaplayacağız. Minimum değerlendirilmesinde sıfırdan küçük olmasını istemiyoruz. Maksimum değerlendirmesinde de zemin emniyet gerilmesinden küçük kalmasını istiyoruz. Şurada bunlar söylenilmiş. Bakın şuradaki olan maksimum değer yani büyük olan değerdir. Zeminin emniyet gerilmesinden küçük kalmasını isterim. Bu da benim için minimum değerimdir. Minimum değer yani şuraya göre eksiyle hesaplayacağım sonuç minimum değer. Bu minimumun değerinde sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Çünkü zeminler biliyoruz ki çekmeye karşı çalışmıyorlar. Sadece basıncı basınca karşı çalışıyorlar. Onun için zeminin içinde böyle bir gerilmenin oluşmaması lazım. Tabanda temelde hesapladığımız değerler nerelerdedir? Bakın şunun iki kenarındadır. Bunun şunun bir bu kenarında bir şu kenarında riskli olan gerilmeleri araştırırız biz. Bunu araştırırken nasıl yapıyoruz mesela? Şuradaki y değeri yerine Y değeri yerine şuradaki olan genişliğin yarısını koyacağız. Yani eğer şu genişliği büyük B ile ifade edersem o zaman şurası B bölü 2 olur. Bazı yerlerde küçük B ifadeleri de kullanılabiliyor. Yani ben şuradaki Y genişliğine neyi kullanıyorum? B bölü 2 değerini kullanıyorum. Yani şurada bahsettiğim bağlamanın genişliği ile ilgili bağlamanın genişliği gibi hesap yapacağız. Buradaki olan bağlamanın tavanındaki genişlik miktarının yarısını koymam gerekiyor. Y yerine. Onları da unutmayalım. E, moment dediğim gibi burada hesap yaptığımız şu moment o noktasına göre momenttir. O noktasına göre moment değeridir. Şu aşağıdaki ise alttaki bahsedilen şuradaki dikdörtgen parçanın atalet momenti. Bir dikdörtgen parça olduğu için bu atalet momenti B ha küp bölü 12'den yapılır. Şimdi burada B ha karıştırmayalım bakın. B ha küp benim alışla geldiğim bir formül olduğu için neresi B neresi H'tır? Şuradaki dikdörtgeni bir alırsam. Bakın ilk başta bahsedersem benim normalde şurası 1 metreydi değil mi? Hani şuradaki olan kesitte bahsettiğim 1 metre değerim. Şu da benim B diye ifade ettiğim az önce bir değerdi. Küçük B olarak şurada yazıyor. Ben bunu büyük B olarak yazmıştım şurada. Büyük B olsun. Karıştırmayalım. Şimdi söyleyelim bakalım böyle bir yerde atalet momentini alırken B nedir? H nedir? Ya da H hangisidir? Bir tanesi 1 olacak zaten. Şimdi karşı koyan ne tarafa doğru devirmeye çalışıyor? Bakın şöyle devirmeye çalışıyor değil mi? Bu devirmeye çalışan kısımda senin karşı koyan e, karşı koyan Mesafen burada atalet momentinde gerçekte önemli olan değer. Dolayısıyla bu momentte bizim h kübü olarak aldığımız bu h değeri nedir? Şudur. Yani h ne olacak? b değerini h yerine yazacaksınız. Lütfen bunları unutmayalım. Hesap yaparken bir daha belki yapacağız ama şimdiden de bunları böyle hatırlatmış olalım diye diyorum. Herhangi bir sorunuz var mı buraya kadarki olan dediğim şeylerle ilgili? Evet şimdi o zaman bu tahkikleri anlattım. Ben bunlarla ilgili bugün uygulama çözeceğim. Bu kuvvetlerin nasıl hesaplandığını bağlamalarda göstereceğiz. E, Park planş gerekti mi? Park planş lazımsa nasıl yapacağız? Bunlarla ilgili hesaplarla başlamamız gerekiyor. Tabi biraz konuları anlatmaya devam etmem gerekiyor. E, çünkü bahsettiğim gibi 2-3 sayfa sonra kritik sızma e, seviyelerini, kritik sızma mesafelerini hesaplatacağım. Onları bilmem lazım ki bağlamaların tahkikini yapabileyim. Onun için hareketli bağlama konusunu anlatacağım. Çökeltim havuzuna kadar geleceğim. Çökeltim havuzu konusunu ya bu hafta vaktimiz olursa bakarız. Yoksa önümüzdeki hafta son haftamızda çökeltimi hızlıca geçerek asıl barajlar konusuna dönmek istiyoruz. Barajlarda tabii önümüzdeki hafta biraz umduğumuzdan kısa kalacak. 2 haftalık ders gibi işlemiş olacağız. Evet. Hareketli bağlamalar, e, hareketli bağlamalar dediğimiz gibi üstte bir kapak sistemi vardı. Geçen hafta bunları size anlatmıştım. Sabit bağlama ile hareketli bağlama arasındaki farkı anlatmıştık. Hareketli bağlamalarda evet debiyi istediğiniz gibi biraz kontrol edebilirsiniz bu kapaklar yardımıyla. Ama bakım onların gibi masraflar çıkarırdı. Çeşitli zamanlarda yağlamalar gerekir. Kapaklarda arızalarla karşılaşabiliriz diye anlatmıştık geçen haftalarda. Bakın bunu da unutmayın. Hareketli bağlamanın genel hali üstten görünüm bakın şu kısım. Biz suyu kabartıyoruz. Bunlar bizim kabartma yapılarımızda bağlamalar. Suyu kabartıp bir nereye alıyorum? Yandan vereceğim amacıyla götürmek istediğim yere alıyordum. Bakın burada ne yapıyoruz? Bir tane çökeltim havuzu inşası var. Bu çökeltim havuzu kendi başına bir konudur. Bu da nerede? İleride bahsedecek. Mesela bu çökeltim havuzu burada basit geçer. Bakalım hemen 2-3 sayfa sonra gidelim. Çökeltim havuzuna. Bakın nasıl şekilleri varmış bu çökeltim havuzunun. Evet. Mesela bakın işte çökeltim havuzları böyle basit gibi gördüğünüz bu kanallar. 3-4 tane yan yana planlanmış kanallar şeklindedir. Bakın şunlar bizim çökeltim havuzlarımız. Dersotolu bunlarla ilgili bir hesap da var. Ancak yetiştiremeyebilirim. Onun için bu kısmı biraz daha hızlı geçmek zorunda kalabilirim. Dolayısıyla bu çökeltim havuzu burada ne yapıyor? Basit ve hızlı bir şekilde geçirmiş ama normalde kendi başına daha geniş bir yapı elemandır unutmayın. Evet sularda su yapılarında önemli olan şuydu bakın unutmayalım. Benim ihtiyacım olan suyu su kaynağından almak değil derdim. Önemli olan aldığım suyu mümkün olduğu kadar katı madde taneleri içinde olmadan yani sediment taneleri olmadan almak istiyorum. Asıl problemim bu. Onlarla ilgili yapılar yapmakta önemli oluyor unutmayalım. Yıkama kanalından geçen hafta bahsetmiştim. Yine bakın çökeltim havuzun ucunda biriken malzemeleri bir yıkama kanalına verip yine ne yapıyorsunuz? E, su yapısını akarsuya ulaştırıyorsunuz. Biz hesaplarımızı yaparken şurada e, hangi yere su götürmek istiyorsak o götürmek istediğimiz bilgilerle geri gelerek burada bir kabarma yüksekliği hesabı yapıyoruz. Bu kabarma yüksekliği hesabından Buradaki hesaplamak istediğim e, bağlama ile ilgili kred kodunu belirliyorum. Ondan sonra tahkiklere devam ediyorum. Bunlar benim ilk başlangıçlarım hep. Evet hareketli bağlamanın genel plandaki görünümleri ve kapakları verilmiş. Sadece genel şeklini anlamanız için umarım e, bir problem yoktur. Çok aşırı üzerine düşmeyeceğim. Tabi orta ayaklar nelerdir? Orta ayaklar az önce gördüğünüz gibi şunlar bizim orta ayaklarımız. Şunlar orta ayak değerlerimiz. Orta ayaklar planda da zaten batar yuvası gösterilmiş. Heh, orta ayaklar bakın şurada zaten gösterilmiş. Bir sonraki sayfada bahsedilen değerler. Çok fazla üzerine düşmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Hareketli bağlamalarla ilgili sadece konuyu anlamanız ve hangi farkları var bilmeniz yeterli benim için. Çeşitli kapak türlerinden bahsedilmiş. Mesela düşey kapaklar kendi içinde basit düşey kapaklar ve tekerlekli kapaklar şeklinde ve çift düşey kapaklar şeklinde açılabiliyorlar. Ee, bunlarla ilgili dediğim gibi ufak farklılıklar var. Proje eğer ileride yapacak olursanız ders otunuza dönerek bu farklılıklara bakmanızı rica ediyorum sizden. Ama şu anda çok önemli olarak ille böyle cezbedici farklılık olarak bir şeyi bahsetmeyeceğim. Radyal kapaklar neler? Ee, bizim biliyorsunuz ki musluklarımızda bile radyal olarak dönmeli olan kapaklar var. Aynı şekilde radyal kapaklar bir bağlamın üzerinde şöyle üstünde planlanmış olan kapak tipleri orada ters çizmeyelim hı hı. mesela bu bir radyal kapak örneği radyal kapak genelde radyal kapaklar kullanılması neden iyidir e, bunun şu orta mesafesine hep basınçlar gelir değil mi yani e, su eğer yüksek seviyede gelirse bu gelen yüksek seviyedekiler hep orta noktasından geçeceği için sizin çevirme mekanizmanıza çok fazla aşırı derecede zarar vermez tabi kaldırmak için şurada bir kaldırma mekanizmasının etkisi yani su kuvvetinin etkisi var. Akışkanlar mekaniğinde bir radyal kapak örneğini ben hep anlatırdım öğrencilere. Aynısı burası için geçerlidir. Ya yani çift düşey kapaklara göre radyal kapaklar daha az zorlanır ama yine de şuralar sebebiyle bakım masrafları olacaktır. Silindirli kapaklar var. Yine silindir şeklinde bir kütle yuvarlak bir cisim şöyle düşünün bir yerden dolayı kapatıp açıyor burayı. O şekilde planlanan kapaklarımız var. Orta ayaklar bizim bu yapıda en önemli e, yapı elemanı desek yeri var. Çünkü kapaklar onun üzerine geliyor. Kapaklar şöyle orta ayaklar tarafından tutuluyor. Zaten şeklin üzerinde az önce anlamışsınızdır. E, bu orta ayaklar sağlam bir zemine oturtulması çok önemli. Ona da dikkat ederek projelendirmeleri yapmak zorundayız. Bunların e, tahkik yapılırken Akım doğrultusu ve akım doğrultusuna dik doğrultuda eğilme momentleri farklı farklı ele alınıyor ve farklı farklı mukavemet tahkiki yapmamız gerekiyor. Ama bizim yaptığımızda bir bağlamanın kesitine göre sabit bağlama için mesela bir bağlamanın kesitine göre tek bir yöndeki momentler yeterli olacak. Ben size sabit bağlamayı anlatacağım. Hareketli bağlamayı değil. Geçirimli yüzey zeminlerde bağlamanın inşaatı nasıl yapılır? Şimdi normalde suya bağlı bir şekilde yani her iki tarafında su olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bir bağlama inşası. Mutlaka neyi vardır? Bir e, ne kadar geçirimsizliği sağlamaya çalışsanız bile alttan mutlaka bir zeminden suyun hareketi olacaktır. Burada seviye yüksek, şurada seviye düşük. Yüksek olan seviyenin olduğu yerden alçak olan seviyeye doğru bir hareket etmeye çalışan suyu gözlemlersiniz. Tabii çok sağlam tamamen geçirimsiz zeminler karşımıza çıkar mı? Kimi yerlerde aşağıları doğru, doğru doldurma işlemleriyle uğraşmak yerine bir pal planş inşası bizim için çözüm olabiliyor zaten. Geçirimli yüzeylerde buradaki anlatacağım şey temel tabakasını kuvvetlendirmek değil. Geçirimli yüzeyler varsa borulanma denen bir olay var. Nedir bu borulanma olayı? Zemin mekaniğinde görmüşsünüzdür. İşte burada çizdiğim suların hareketi sonucunda burada belli bir seviye sonra bir suyun hareketinden dolayı borulanma hareketleri olabiliyor burada bizim yapılarımıza zarar verebiliyorlar. Ben özellikle şunu istemiyorum. Özellikle bu suyun şunun içinde bitmesini istemiyorum. Bakın, şunları istemiyorum. Böyle olduğu zaman zaten iyice yapınızı tamamen risk altına alırsınız. Bunu istemiyoruz biz. Biz ne istiyoruz? Biz bunların bu yapının tabanından daha uzakta dışarıda bitmesini, dışarıdan geçmesini istiyoruz. Yoksa sızmasın, full tamamen şey yapsın diye değildir bizim yapacağımız çalışmalar. Peki bunun için ne amaçlayacağız? Mesela şöyle bir pal planş yapacağız işte. Bugün zaten bunu konuşacağız. Acaba pal planşa gerek var mı? Pal planşın boyu ne kadar olmalı? Bunların hesaplarını da beraber yapacağız. Akım ağının belirlenmesi konuları var. Daha çok zemin konusudur. Ben ona çok fazla değinmeyeceğim. Evet ders notumuzda şekilleriyle tarifleri yapılmış. Zemin mekaniğinde sanırım bunlarla ilgili çizimler yapmışsınızdır. Ee, ben ona çok fazla değişmeyeceğim. Bir sorunuzun var bakayım. Evet e, normalde bakın pal planş inşasına ne gerek vardır? Bir pal planş inşa ettiğiniz zaman akarsu akım ağlarının bunun altından dolayı daha uzun bir sürede hareket etmesini sağlıyorsunuz. Bu akış ağlarını uzattığınız için pal planş kullanmak bizim istediğimiz bir netice. Bu akım çizgilerinin çizilmesi konusu potansiyel çizgiler var. Birbirine diktir. Ben bunlarla çok uğraşmayacağım. Ee, dediğim gibi zemin mekaniğinin aslında konusu. bu e, Projeden girmede olsanız bunları sizden isteyecekler. Tabi zemin e, jeoloji mühendislerinin yardımıyla buradaki akım çizgilerini beraber karar vererek de çizebilirsiniz. E, bizim genel tahkikimizde bunlara ihtiyaç kalmadan tahkikin nasıl yapıldığını göstereceğim size inşallah. Şimdi burada bahsedilen bir de basınç durumları var. Onu anlatalım ama zaten uygulama sırasında anlatacağım. Mesela şöyle bir noktada kaldırma kuvveti hesaplayacağım. Kaldırma. Şimdi bu kaldırma kuvveti hesaplarken bu noktalardaki şuradaki olan oluşan gerçek basınç değerlerini bulmam lazım. Şuradaki gerçek basınç değerleri. Şuradaki gerçek basınç değerleri. Şimdi bu gerçek basınca ulaşabilmem için benim bağlama tahkikini yapabilmeye yani başlamam için Borulanmayla beraber acaba sızmalar aşılıyor mu? Yoksa bu sızma seviyeleri benim istediğim mertebede mi? Bunları analiz etmem lazım. Bunlar için aşağıda görünen kritik sızma boyunu tahkikini yapacağım. Kritik sızma boyları acaba normalde borulanmayı, şekil, bağlamam kendi başına çözümünü halledebiliyor mu? Yoksa bu kritik sızma boyunu şekil kendi başına sağlayamayarak benim artı bir önlem olarak palplanşta önlem almam gerekiyor mu? Buna biraz dikkat etmem gerekiyor. Bunları hesaplayıp pal planş kullanıyorsam eğer buradaki gerçek basınç değerleri o pal planşı kullanıp kullanmamaktan etkileniyor. Onun için gerçek basınçlar pal planşa karar verildikten sonra hesaplanıyor. Sayısal uygulamada hepsini sıra sıra anlatacağım inşallah. Gerçek basınçlar bürüt basınçlardan oluşmuş olan J çarpı L kaybını çıkartarak elde edeceğimiz basınç değerleri. Sayısal uygulamada bunları anlatacağım. Dediğim gibi P gerçek diyelim. Ee, P bürüt. Bürüt hidrostatik basınç olarak alınacak. Hidrostatik basınç. Bundan J çarpı L olan borulanmada takip edilmiş olan mesafeler bunlar. Şu da borulanma esnasındaki yük kayıp miktarı. Nasıl hesaplanacak? Burada anlattığımız H seviyesi. Şurada görünen H'ın. Ki bu H'ı ben delta H olarak kullanacağım bu arada. Delta H'ın. Ee, bizim L şekil veya teorik. Bunu işte az sonra bahsedeceğim. L teorik yani sızma boyu diye anlattığımız bir mesafe olacak. Bu sızma boylarını şimdi nasıl buluyoruz? Yani bunlar nasıl tahkik yapılır? Ondan bahsedelim kısaca. Şimdi kritik sızma boyu nasıl belirleniyorlar? Kritik sızma boyu belirlenirken bir şeklin normalde sahip olduğu bir L var. Buna L şekil deneyecek. Mesela şu alttaki L şekil, L şekil. Yani bizim bir bağlamamızın e, tahkikini yapmayı planladığımız bağlamanın kendine ait boyutları var. Bu boyutlarda mesela şöyle bir şekil olarak genel bağlamayı böyle de çizebilirim size. Mesela ne yapıyoruz? Bakın diyor ki bana düşey bu arada, bu düşüş, buna düşey diyelim düşeydeki olan mesafelerin aynı miktarı kadar etkili olduğu ama yatay mesafelerin üçte biri kadar kritik sızma boyuna etkisi olduğu Lane tarafından belirlenmiş. Lane metodunda böyle alınıyor. Yani bizim düşey yöndeki bir engelimiz kendi boyu ne kadarsa sızma boyunu o kadar etkiliyor. Ama yatay yönünde sızma boyunu üçte biri kadar etkiliyor diye ortaya konmuş. O halde ben öyle bir çalışma yapacağım ki mesela atıyorum şurası benim zemin. Yani tal ve kotunun bulunduğu yer. Şurası tal ve kotunun bulunduğu yer. Akarsu'nun en düşük kotu. Bağlamayı buradan sonra inşa ettim. Tal ve kotunun altından benim sızmalarım oluşuyor. Sızma boylarım aslında buradan itibaren başlıyor. Bakın en yakın yerden hayalen sızmaları düşüneceğim. Şuradan buraya kadar düşey bir mesafe varsa ben bu düşey mesafeyi aynen alacağım. Şunu aynen buraya yazacağım. Sonra bakın buraya geldikten sonra yataya girdim. Şuradaki olan yatay mesafesi ise yatayın 3'te 1'ini alacağım. Tabi bu düşü havuzu devam ediyor. Dolayısıyla bunu ben yanına doğru yataylar almaya devam edeceğim yine. Buna da y dersem yine bakın bu da y'de yatay. En sonunda bir de eğer düşey çıktığı yer varsa şu mesafeyi de düşey olarak kendi mesafesini alarak bir şekilde L şekil hesaplayacağım. Bir de L teorik diye bir hesabım var. Şu değerde L teorik. Yani teorik olarak bir sızma boyu. Bu borulanma olmaması için minimum sızma boyunu ifade ediyor. Neymiş? Borulanma olmaması için minimum sızma boyu. Şimdi bu önemli bir tabir. Ben gerçekte şekille elde ettiğim şu değerle teorik olarak hesaplayacağım bu değer arasında bir kıyaslama yapmam lazım. Yani amacım ne? Amacım L şekil. Ancak ama teoriyi anlatalım sonra söyleyelim ikisinin birbirine kıyasını. Teorik hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? C zeminin cinsine bağlı bir sızma katsayısı. Buna C lane diye ifade edilir. C lane diye. Bunu yazarken ben C lane diye vereceğim. Ya da lein katsayısı diye anlatacağız biz. İşte 300 divarındaki yapıda incelemeler yapılmış. Düşey ve yataylar kısmı anlatılmış zaten. Delta H ne? Şuradaki olan delta H değerim. Benim dediğim gibi bağlamada minimum ve maksimum olduğu seviyeler arasında bir fark vardı. Minimum ve maksimum delta H seviyeleri. Bir minimum seviye bir de maksimum seviye. Mesela şu benim delta H maksimum seviyelerdeyken ki delta H olsun. Bir de minimum seviyelerdeki delta H olsun. Daha düşük. Evet. Bu da delta H minimum seviye. Bu ikisinin arasında yani akış yüksekliği maksimumdaki olan durumla minimumdaki olan durumlar arasında şu iki değerin de büyüğünü seçeceğiz. Büyüğü. Hangisi büyükse bu delta h değeri yerine o değeri yazacağız. Lenk kat sayısıyla delta h'ı çarparak elde ettiğimiz şey bizim borulanma olmaması için minimum sızma boyunun ne kadar olmasını gösteren değer olacak. Bu minimum sızma boyunu şekilde elde ettiğim değerle kıyaslayacağım. Peki amacım sonuçta nasıldır? İki durumla karşılaşabilirsiniz. Eğer L şekil büyükse L teorikten L teorikten o halde nedir? Herhangi bir önlem almaya gerek yok. Yani şekliniz borulanmada risk oluşturmuyor zaten. O zaman önlem almaya gerek yok. Önlem almaya gerek yok. Hangi ne için? Borulanmaya karşı. Borulanmaya karşı önlem almaya gerek yok. Şimdi ama benim şekil değerim eğer L şekil değeriniz küçük çıkarsa L teorikten Burada teorinin anlamı neydi? Borulanma olmaması için minimum sızma boyuydu. Sizin şekliniz bu sızma boyundan daha küçükse bunu sağlamanız lazım. Aradaki değerleri sağlamanız lazım. O halde, o halde ne yapmalıyız? Pal planj ve benzeri çözüm alınmalı. O zaman ben burada bir palplanş boyu hesaplayacağım. Böyle bir durum varsa eğer bir palplanş boyu hesaplayarak yerleştirmem gerekir. Eğer yukarıdaki durum varsa herhangi bir palplanşa gerek yok ama aşağıdaki durum varsa bir palplanş hesaplanarak oradaki olan boyun ne kadar olması gerektiği bulunmalı. Palplanş daha önce bahsetmiştik bir perde gibi yapı aşağıya doğru sadece sızma ile ilgili bir yarar sağlar. Yani tahkiklerde artı olarak bir şey size vermeyecek. Bunları hesaba katarak yapmıyoruz. Onları unutmayın. Tabi e, palpilanş yer kullanılıyorsa zemindeki kaldırma kuvvetlerinin etkisi var. Kaldırma kuvvetlerini palpilanşın hesabını yaptıktan sonra yapmamız gerekiyor. Az önce de ondan bahsetmiştim. Peki eşit olursa ne olur? Şekil zaten teorikçi sağlamışsa o zaman zaten herhangi bir önlem alma yine gerek yoktur. O da yukarıda olarak değerlendirilebilir. Zaten eşit diyene kadar palpilanşa karar veriyorum. Bunu eşit dediğim zaman palpilanşa e, sağladı diyorum zaten. Evet. Şimdi bir geçmeden önce burayla ile ilgili bir sorunuz var mı? Şimdi ders notunuzda Lein katsayılarını vermiş. Bu Lein katsayısı C diye bahsedilen şurada bir önceki sayfada teorik hesabında. Yani şurayı hesaplarken kullanacağım katsayı. Buna C deniyordu. Şurada da bahsetmiştim C katsayısı. Bu Lein katsayılarının değerleri olarak verilmiş. DL'nin katsayılarının değişim değerleri. Ben bunu size vereceğim zaten. Ama siz dışarıda çalışıyorsanız bazen zemin cinsine göre L'nin katsayıları ayrı ayrı çekiliyor. Ee, burada eğer çok ince kum siltli olduğu durumlarda e, borulanmalara karşı C katsayısını biraz daha yüksek bir değer almışken e, bakıyorsunuz işte iri çakıl gibi olan yerlerde daha kısa daha küçük değerleri olarak, olarak almış. Zeminin başındaki olan güvenme güvenmeme durumlarına göre alınan bir karar. Taban suyu basıncının azaltılması için ne çalışması yapılabilir? Hani borulanma sağlanmadığı durumda sadece tek çözüm pal planş mıdır? Değildir ama pal planştan hariç başka neler vardır? Onlardan da bahsedelim. E, temel zeminin geçirgenliğini azaltmaya çalışabilirsiniz. Yani normalde geçirgen bir yüzey var. Siz de oradan e, borulanmanın olmamasını istiyorsanız buraya aşağılara karşı işte sağlamlaştırıcı çeşitli zemin yöntemleri var. E, bunlara ne deniyordu? Şu anda aklımdan gitti. Ee, yani çeşitli e, özel yapılmış olan bazı malzemeleri zemine fışkırtarak, oradaki boşlukları doldurarak e, zemindeki geçirgenliğini azaltabiliyorsunuz. Sızma boyunu uzatabilirsiniz. İşte bizim yapacağımız çözüm saplama duvarı. Saplama duvarı şu. Şuna saplama duvarı deniyor. Ben sizden bunu beklemeyeceğim. Bunun hesabında eğrisel şuradaki olan yüzeyin işin içine girmesi var. Saplama duvarı beklemem. Ama pal planşı yapacağız. Bizim yapacağımız çözüm bu ikinci olan çözüm olacak. Geçirimsiz bir menbaa örtüsü gibi çözümler yapabilirsiniz. Menbaa tarafına bir örtü yaparak tamamen mesela palplanış boyu düşeydir ama yataya koysanız 3 katı kadar bir yer örtmek lazım. Menbaa örtüsüyle de çözüm olarak düşünebilirsiniz. Menbaa ve mansap su seviyeleri arasındaki farkı azaltmak, bu delta H değerini düşürtmek demektir. Az önce bahsettiğim gibi C değeri için C'yi delta H ile çarpıyordum. Bu delta H değerini düşürtebilirsiniz. Memba ve mansap arasındaki su seviyesi farkı delta H'tır. Yani şu iki seviye arasındaki bu farkı düşürtebilirsiniz. Şuradaki farkı azaltmak dediği burasıdır. Tabanda filtre teşkil edebilirsiniz. Filtrelerle nasıl yapılıyor? Bakın filtrelerle tabanda sızacak gelecek olan su riskli olan şey neydi? Riskli olan şey bu suyun e, bizim bağlamamızın zeminle temas etmiş olan alt tarafında çıkmasıydı. Buraya gelen suları ters filtreyle şuradan alarak uzaklaştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi ters bir filtre yaparak uzaklaştırabilirsiniz. İhtiyaten arkadaşınızın dediği gibi aslında pal planş yerine her halükarda gelirse şunu kullanmak daha farklı bir çözüm olarak e, düşünebilirsiniz. Çünkü zaten buraları kaldırıp bir inşaat için temizleme çalışması yapmış oluyorsunuz. Aşağıya kazmaya gerek kalmadan ters filtre düşünebilirsiniz. E, geçirimsiz memba örtüsü dediğim gibi aslında bir pal planşın seviyesi gibi düşünebilirsiniz ama yatayda yerleştirdiğiniz için 3 katı kadar uzun yapmak lazım. Pal planşta buna göre daha kısa olarak yapabiliyorsunuz. Şuradaki pal planşı tercih ederseniz yatay örtüye göre 3 katı kadar daha kısa yaparak çözümü sağlayabiliyorsunuz. Şimdi su alma yapıları su alma yapılarına bugün girmeden önce artık sayısal uygulamaları sizinle işleyebilirim. Ee, bakalım su alma yapısı çökeltim mavuzu evet sayısal uygulamasına geçelim bu gibi konuların sayısal uygulamasını yapalım sonra su alma yapılarını artık vaktimiz olursa bu hafta son bit bitiririz ama vaktimiz olmasa bir dahaki hafta olursa iyi olur çünkü bir dahaki hafta sadece barajlarla uğraşmış oluruz bağlamalarla ilgili olan sorulara gelelim tahkik sorularına Evet, geçen hafta o gün profillerini çizmeyi anlattık. Örnek 1, 5, 3, evet. Ve şimdi bağlama tahkikine başlayalım. Sabit bağlama hesabı örnek 5.3. Evet. Sabit bağlama ile ilgili olan hesap sulama yapmak maksadıyla bir akas üzerinde yapılacak olan e, sabit bir bağlama için gerekli verileri vermiş bize. İletim kanalının çıkış taban kodu 600 metre. Şimdi e, hep kabarma yüksekliğini hesaplamak için bazı bilgiler var. Kabarma yüksekliği nere nereyle alakalıydı? Kabarma yüksekliği düşünün ki burada biz bağlamayı kaldırdık. Şuradan bir su alma yapısıyla beraber yapıp su alma yapısıyla alıp ki su alma yapılarını bugün anlatmadım size. Çökeltim havuzu ve benzeri yapılar yaptıktan sonra bizim iletim kanalımıza suyu veriyoruz. İletim kanalında uzakta örneğin 1 kilometre 2 kilometre sonra ihtiyacınız olan bir su seviyesi var o su seviyesiyle geriye doğru gelerek işlem yapmamız lazım. Bana diyor ki şuradaki iletim kanalının çıkışında taban kotu 600 metre. Bunun çıkışında bir yer var. Bu çıkışındaki taban kotu 600 metre. Taban kotu unutmayın. Şimdi iletim isale kanalındaki boy 10 kilometre. Yani diyor ki şuradaki olan kanalımın boyu 10 kilometre. Evet. Evet. Eğimi 0.005 dediğimiz gibi şunun eğimlerini veriyor. Su alma yerindeki yersel yük kayıpları toplam 0.40. Şurada çizmediğim, tam göstermediğim dediğim gibi çökeltme havuzlarına giriş çıkışlar var. Buradaki yersel yük kayıpları var. Bu yersel yük kayıpları 0.40 olarak verilmiş. Bunların yerlerini anlayın diye özellikle bakın gösteriyorum. Bunlar 0.40. Bağlamanın talvet kotu 595. Şurayı gösteriyor. Şurası 595 kotuymuş. Savakat sayısı CS2. Savaklanan üstten şöyle bir seviye varsa. Üstten savaklanan su demek. Savaklanma formülüyle hesaplayacaktık. Bunun üstünden savaklanan debiyi bulmak istiyorsanız eğer. Şuradaki Q'lar. Evet. C çarpı B çarpı H üzeri 1.5 veya 3 bölü 2 diye yapmamız gerekiyor. Az sonra bunları zaten beraber bakacağız ve yapacağız inşallah. Ondan sonra len katsayısı ki borulanma için gerekliydi 4'müş. İnce çakıl için olan değeri vermiş bağlamanın net boyu 50 metre net boy demek şuradaki olan boyu demek 50 metreymiş net boyu Qmax 200 metreküp bölü saniye Qmin 30 metreküp bölü saniye alınan debi 10 metreküp bölü saniye bakın şuraya giren debi alınan debi demek 10 metreküp bölü saniyeymiş. E ee, Bu arada şunlarsa Akarsu'dan gelen debiler, Akarsu'dan Qmax bu kadar geliyormuş, kümim bu kadar geliyormuş. Bir maksimum, bir de minimum seviyeler var. Sonra gama beton 2.4 ton bölü metre sürtünme katsayısı 0.75, Manning katsayısı 0.012, zemin emniyet gerilmesi sigma emniyet diye gösterildi, 15 kilogram bölü santimetre kare. Diğer veriler şekilde verilmiştir. Evet. Şimdi şekilde verilen verilere bakalım. Bağlamamızın kred kodunu bulmak istiyoruz. Zaten şunu bulacağız. Bağlama kred kodu. Bağlamanın en üst kotuna verilen isimdi. Bağlamamızın kredinin genişliği de 2 metre. Ondan sonra bu sadece bağlamın ana gövdesindeki olan malzemenin ağırlığını hesaplamak için bize lazım olacak. Sonra burada diğer boyutlar verilmiş. Bağlama yüksekliği bakın neydi? Talve kotundan bağlama kred kotu arasındaki olan mesafeydi. Bakın tamamı değil. Bu aşağıdaki 1,5 metre bağlama yüksekliğine dahil değil. Bunu unutmayın. Ee, şekli, kotundan, bağlama yüksekliği talve kutundan bağlama kredi kotuna kadarki olan mesafedir. Burada bakın bir de ne vermiş? Mansap tarafında minimum akış olduğu zaman kümin iken kümin iken seviye 1 metreymiş. Bir de bakıyorum ki maksimum iken seviye 1,5 metreymiş. Bu değerleri bana vermiş. Delta H hesabında bunlar bana lazım olacak. Ee, i̇leride yalnız bana şuradaki olan savaklanma yüksekliklerini buldurmamış. Onları kendimiz hesaplayacağız. Bazen bazı sorularda ben bunların savaklanma yüksekliğini hazır verebiliyorum. Çözdükçe çözdükçe size anlatacağım. Şimdi aşağıya gelelim. Ee, burası benim bağlamamın gövdesi. Bağlama gövdesi. Sabit bir bağlama bu. Sabit bağlamanın gövdesinde tahkik yapacağız. Bu da benim gövde olan. Şurası benim düşü havuzundaki olan kısmımdı. O kısmına girip bir tahkikimiz yok. İstenenler neler? B eşittir 4 y olacak şekilde şeviyemi 1'e 1,5 olan trapez kesitli iletim kanalını boyutlandırınız. İletim kanalı dediği yer neresiydi? Şuradaki olan kanal. Aynı aslında hidrolik dersinde anlatılmış olan değerlerin tekrar bir uygulaması bu. Ki ara sınavda da size 20 puanlık özellikle bunlarla ilgili bazı, bazı sorular sormuştum hatırlıyorsanız. Bakın bu A şıkkını bir yapalım sonra devam edelim. A şıkkı hidrolin bir hatırlatması gibi. Şu trapez kesit aslında benim şuradaki olan kesitim demek yani. Trapez kesit. Bunu kavramıyor arkadaşlarımız sonrasında neyi çözdüğümüzü fark edemiyorlar. Onun için lütfen bunları anlamaya dikkat edelim. Benim ne yapıyorum? Burada bir trapez kesitte seviye bulacağım. Bana verdiği şey bu iletim kanalının ucunda taban kotunu verdi bakın. İletim kanalının ucunda taban kotunu 600 metre verdi. Ben öyle bir şey yapmam lazım ki Su bu su seviyesine ihtiyacım olan miktar kadar önde kabarma yüksekliğini hesaplarken ihtiyacım var buna. Onun için bunu belirlemem lazım. Yani şu y'yi bilmem gerekiyor. O halde y'yi bana soruda vermemiş. Hesaplayalım. Bana ne dedi? Buradaki olan tabanını 4y kadar alacağım. Ona göre planlayacağım dedi. O zaman Manning denklemine göre yapmamız lazım. 1 bölü n çarpı y üzeri 2 bölü c üzeri 1 bölü 2 çarpı a. Bunu zaten daha önce de uygulama olarak ara sınavda da yaptırmıştım size. Burada alan değerlerini yazdı. Islak çevreleri yazdı. ne hesapları ile ilgili sıkıştığınız bir şey var mı? Tekrarlamamı istiyor musunuz? Burada anlamadığınız bir durum var mı? Bu gibi değerleri bir görüyorsunuz. Anlamadığınız bir durum var mı? Açıklamamı istiyor musunuz? Normalde 0.15 nereden geldi? 0.15 0.15 yani 0.15 verilmiş. Üstündeki olan şey miktarı, hava payı miktarı 0.15. Ama burada herhangi bir şey hesaba etkisi yok. Ya yani 0.15 bir buradaki hava payı mesela şurayı inşa ederken 0.15 kadar üstünde yapın diyor. Bunun herhangi bir etkisi yok. 0.15 verilen bir şey yani. Bir yerden gelmiyor. Soru da kendi üzerinde verilmiş. Biliyorsunuz ki yalın halle y su derinliği öyle yapılmaz. Bir de üzerine hava payı koyuyorduk. Bu hava payları aslında akarsularda 50 santimden aşağı alınmaz. Ama sizin yaptığınız yapay kanallarda bazen böyle küçük değerleri alabilirsiniz. Şimdiki soru yokmuş. Devam ediyoruz. Evet. O halde devam ediyoruz. Ee, hidrolik yarışap ıslak alan böyle ıslak çevre cinsinden yazdığı. Şunlar hidrolik dersinde alınan. Bakalım şimdi bir yerine ne yazacağım. Benim şuradaki alınan debimdir bakın. Ne demek istiyorum çünkü? Şuradaki iletim kanalına giren debi Q alınan. Yani benim trapez kanalından yürütmek istediğim debi QA kadardır. Onun için ben burada hesap yaparken QA yazıyorum. Alınan debim 10 metreküp bölü saniyeydi. Bunu yerine yazdım. Ve buradan Y değerini çekiyoruz. Bu deneme yanılma gerektirir. Buradaki ay, deneme yanılma gerektirmiyor şu anda. Bu hesapta deneme yanılma gerekmeden hesaplayabilirsiniz direkt. Ama normalde hidrolik derslerinde yaparken deneme yanılmalar gerekebiliyordu. Birbiri cinsinden verdiği için, birbiri cinsinden verdiği için deneme yanılma gerekmeden çözüm yapabiliyorsunuz. Y1.075 olarak elde edildi. Buna göre aradığı boyutları buldu artık. B de 4 y kadarsa 4 çarpı 0 1.075'ten 4.3 metre ve buna göre B genişliğini de üstteki B değil de genelde şu genişlik yerine T demek daha doğru. Hidrolik açıdan bunlar karışabiliyorlar. Buna T desek daha doğru. Üstteki su seviyesinin geniş mesafesini bulmuş. Bunlar bizim hesabımız için. Aslında şu anda ihtiyaç yok. Fakat kanal hava payını vereceğiz. Herhangi bir yerden gelmedi. Eğer inşa etmeniz ya da bulmanız gerekirse ama şu anda ihtiyacımız yok buna da. Bana lazım olan aslında şu. Diğer kısım projelendirirken bir kanalı yapıyorsanız Oradan hesapladığınız seviyeden biraz farklı koymanız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki şurada yukarı doğru taşmalar olur. Bu akan akımın normal dalgalanması sebebiyle bu taşmalar olmasın amacında hepsi kanalınıza gitsin diye ufak bir hava payı yerleştirirsiniz. Hava payı 0.15 olarak alınmış. Eğer ihtiyacınız varsa vereceğiz size. Evet şimdi ne yapmış olduk bu işlemle beraber? Trapezi iletim kanalı boyutlandınız dediği için alttaki olan şu değerleri hesapladı. Şunlar boyutlandırmak için lazım olan değerler. Hava payı ile ilgili ne kadar seviye yapacağını. Ama normalde benim yukarıdaki tahkiki yapabilmem için şu değere yine ihtiyacım var. Y değerine. Onu kullanacağım. Bunu unutmayın. Şimdi devam edelim. Bağlamanın kredi kotunu ve yüksekliğini hesaplayınız. Bakın demeyelim ama herhangi bir tahkik sorarsak bağlamada zaten bununla başlamanız lazım. Bağlama kredi kodunu ve yüksekliğini bulunuz. Bağlama kredi kodu şuradaki olan değer. Bağlama kredi kodu. Bağlama yüksekliği ise şuradaki olan değer. Bağlama kredi kodunu bulursam tablet kodundan çıkartacağım bağlama yüksekliğini bulacağım. Şimdi bağlama kredi koduna giderken nasıl gidiyoruz? Önce size mantığını hatırlatıyorum. Ne yapıyoruz? Burada geriye doğru gelip Buradaki olan seviyelerden geriye doğru gelerek seviyelerden bakın. Seviyelerden geriye doğru gelerek şurada bir kabarma yüksekliği bulacağız. Kabarma yüksekliği. Bu kabarma yüksekliğinden aşağı kadar inip eğer aşağıda akım var mı yok mu? Bunu şimdi ileride konuşacağız. Bu bağlama kabarma yüksekliğinden kred kotuna geçiş yapacağım. O zaman önce kabarma yüksekliğini yazıp ondan sonra kred kotunu elde etmem gerekir. Şimdi çözüme bakalım. Aslına bakın bağlama kred kotu ifadesini direkt yazmış. Demiş ki önce iletim kanalının en ucundaki taban kotuna iletim kanalındaki su yüksekliğini eklerim. Şöyle hemen e, hatırlatayım size. Bakın daha önce yaptığımız hesapla iletim kanalındaki Y'yi 1.075 elde etmiştik. Bu kanal 10 km boyunca devam ediyormuş. 10 km boyunca devam ediyor. Sonra tabi şekli çok fazla güzel çizememekten dolayı bir tereddüdüm var ama siz Artık olduğu kadar şey yaparsınız. Ben buraya su alma yapısı çökeltim havuzlarından falan su alma yapısıyla alıyorum. Ve suyun buraya Q alınanın girmesini sağladım. Bağlamamsa diğer yönde yani. O hale ben burada bakın kabarma yüksekliklerini hesaplarken şu su seviyesinden geriye doğru geleceğim. Su seviyesinden geriye doğru geleceğim. Burada oluşmuş olan yük kayıplarını bunun üzerine ek diye ek diye geriye doğru gitmem gerekiyor. İletim kanalındaki taban kutu dediği şurayı bana soruda vermiş. Soruda demiş ki şurası 600 metre. O zaman ben buna ishali kanındaki su yüksekliği olan 1075'i ekleyeceğim. Şuraya geldim. Sonra buradan yük kayıplarını ekleyeceğim. Bu yük kayıpları sürekli yük kaybı ve e, yersel yük kaybıdır. Sürekli yük kaybı J çarpı L ile bulunur. J çarpı L yani bizim e, kanalımızın bir eğimi vardı. Açık kanal akımlarında hidrolikte biliyorsunuz ki biz buna üniform açık kanal diyoruz. Üniform açık kanalda kanalın taban eğimi J0, J'ye eşittir. Şuradaki olan J'ye eşittir. Hidrolik eğime eşit alınır. O zaman kanalın boyu olan 10 km ile şuradaki J'yi çarpacağım. Onun az sonra olan şeyini size göstereceğiz. Sayısal değerde bunu size göstereceğim. Sonra bu değerlerden bir de yersel yük kaybı. Yersel yük kaybı şu su alma yapısına girerken, su alma yapısında genelde yaşanır. Çökeltim havuzlarında ve benzeri yerlerde yaşanmış olan yersel yük kayıp miktarı bu size hazır verilecek. Herhangi bir hesaba ihtiyacınız yok. Yersel yük kaybı hazır verilir. Hazır verilir. Ama sürekli yük kaybını ihtiyaca göre hesaplamanız gerekebilir. Şimdi bu değerleri yukarı doğru hesaplayarak geri doğru gidersen. Bakın bu değerleri hep artıyla topladım. Bu üç değeri artıyla toplarsam aslında şurası bana kabarma yüksekliğini vermiş olur kabarma yüksekliğini. Yani ben bağlamanın üzerinde ne kadar kabarma yüksekliğim var bununla belirliyorum. Sonra ne yapıyorum? Bağlamanın üzerinde bir su yüksekliği var mı? Bağlamanın üzerinde bir su yüksekliği var mı? Bunu az sonra konuşacağız. Bir şartı var. Şuradaki olan hesapla dikkat edin. Buradaki haşı bulacağım. Bu haş değeri varsa eğer çıkartıyorum. Yok ise çıkarmadan bağlamanın kred kodunu almam lazım. Şimdi sırayla devam edelim. Bunun mantığını anlamışsak Açıklamaya gidelim. Şimdi ben minimum debi için hesap yapmalıyız. Çünkü biliyorum ki bahar zamanlarında bu seviye zaten aşılırsa zaten bağlamadan istediğim suyu alabilirim. Asıl problemli olan zaman minimum zamanlar. Çünkü ben bir depolama yapmıyorum. Suyu depolamadan akarsuyun üzerindeki suları bu almak istediğim kanala iletmeye çalışıyorum. O zaman akarsuyun üzerinde minimum zamanlarda bu su var mı? Bu kıyasa dikkat ederek işleme başlıyorum. O halde ben ne yaptım? Bu durumda bağlam özünde su yüksekliği var mı yok mu buna bakmam lazım. O halde minimum zamandaki olan debiden Q alanını çıkartıyorum. Eğer bu değer sıfırdan büyükse yani ders notumuzdaki gibi bu soruda mesela minimum zamanında 30 metreküp bölü saniyeymiş. Bakın Q min 30 metreküp bölü saniye alınan debimde 10 metreküp bölü saniye. Böyle olduğu için Q min eksi Q alınan 20 pozitif çıktı yani. Pozitif çıkması ne demek? Yaz zamanlarında akış azalırsa azalsın. Ne kadar azalırsa azalsın. Yine bağlamanın üzerinden bir akış oluyor. Yani şuradan ne kadar su alırsanız alın. Devam eden su bağlamanın üzerinden mutlaka ne yapıyormuş? Savaklanan bir su var. Savaklanan geçen bir su var. Peki ne kadar geçiyor? Bakın şuraya Q alınanı aldım. Q alınanı. Buradan ne kadar geçer? Q min eksi Q alınan kadar geçer. Eğer bu değer sıfırdan küçük olursa yani negatif çıkarsa veya sıfır değeri çıkarsa o zaman bir haş yok değil mi? Eğer şu değer ikinci bir durum bakın şuraya not olarak yazın. Eğer Qmin min eksi q a, sıfıra büyük eşit çıkarsa o zaman herhangi bir haş seviyesi olmaz. Bakın bu haş seviyesi nasıl bir şey? Savak seviyesi, savaklanma yüksekliği. Şuradaki haş. Savaklanma yüksekliği olmaz. Böyle olursa h eşittir 0 olacağı için şu değer sanki yokmuş gibi planlanarak bağlamanın kred kutu bağlama kabar, bağlamada hesapladığınız kabarma yüksekliğine eşit alınır. O zaman ne yaparsınız? Bakın şu değeri çıkarmadan ama eğer bu değer ders notunuzda çözdüğümüz gibi bir sayısal değerse bakıyorum ki 20 ve teküp bölü saniye bunun üzerinden geçen bir debi. O zaman ben burada bir haşı bulmam lazım. Bu haş değerini nasıl buluyorum? Şuradaki hesapla. Yani savaklanan bir debi C çarpı B çarpı H üzeri 1.5 veya 3/2 olarak yazılır. Buradan geçen debim 20 metreküp bölü saniye. C katsayısı benim akış kat açık Akış katsayım nerede? Şu savak katsayısı veya akış katsayısı savak diye ifade edilir. Savaklanma katsayısı. B genişliğim bağlamamın genişliği şekil üzerinde 50 metre olarak göstermiştim. 50 metre. 50 metrelik yerden su savaklanıyor ve bir daha haş seviyesi işte bu bulmak istediğim savak yüksekliği bu savaklanma yüksekliğinden haşı çekiyorum. Burada çektiğim haş demek istiyor ki bana 20 metreküp bölü saniye geçerken savağın üzerinde haş üzerine 0.34 metrelik bir yükseklik olurmuş. Ben ne yaptım o zaman kabarma yüksekliğinden bu yüksekliği çıkartırsam? Bana ne veriyor? Bağlamanın kred kotunu vermiş oluyor. Yani şuradaki olan seviyeyi bulmuş oluyoruz. Bağlama kred kotunu bulacağız. O zaman bunu sayısı olarak yerine yazmak kaldı. Taban kotuna, taban kotuna yani şuradaki uçtaki kota su seviyesini ekledi. 1.075'i bu yerden yere soru, sorudan soruya değişebilir. Ondan sonra yersellik yük kayıplarını ekledi. Bakın soru sürekli yük kaybı J çarpı L demiştik. Bunlar benim şu 10 kilometre dediği için 10 bin metre. Yani benim kanalımın boyu. Şurada bahsettiğim 10 kilometre denen kanal boyu. Bu aradaki seviyede oluşan fark J çarpı L kadardır. O zaman o J çarpı L değeriyle çarptı. J değerim benim akarsunun taban eğimi. Burada yaptığım kanal 0.005'ti. Onunla bunu çarparak elde ettim. Ondan sonra bu değer benim ne? Kabarma yüksekliğim. Şu değer. Kabarma yüksekliği değerim. Bu değerden 0.34'ü yani minimum akış zamanındaki olan savak yüksekliğini çıkardım. Eğer varsa yok ise bunu çıkar, çıkarmayacaksınız. O zaman bağlama kred kodunu 606.14 olarak elde etmiş oldum. Bağlama yüksekliğini de sormuştu. Kred, kred kodundan talbet kodunu çıkartacaktım. En sonundaki bakın 600 metre benim için bir kod ifadesi olduğu için bağlamadaki kred kodu da bir kod verdi bana bu bir atıyorum sıfır seviyesinde bağlamanın talvek kotudur böyle bir şey değil değil mi? Kot bu yani kotu çünkü kottan başladım. O halde bağlama yüksekliğini bulmam lazım. Bağlama yüksekliği kredi kotundan talvek kotunun çıkartılmasıdır. O da 606.14'ten 595 çıkardık. 11.14 metre talvek olduğunu tekrar bakın dikkat edin şurası şurası benim bağlama yüksekliği diyelim. Yani en alta kadar değil. En alta kadar değil bakın. Böyle değil. Buna dikkat edin. Yukarıdan bağlama yüksekliği talbek kotundan yukarıda kalan kısımdır. Böylece belirledik. Aşağıda lazım olacak bu değer çünkü aşağı kadar zannetmeyin. Evet. Şimdi tahkikleri yapmaya başlayacağız. Önce buraya kadar bir sorunuz var mı? Buraya kadar kısmı anladınız mı? Evet. Şimdi tahkik konusuna girmeye başlıyoruz. Tahkik yapabilmek için önce pal planş gerekli mi? Burada ilk yapmamız gereken aslında pal planş Gerekli mi? Pal planş gerekliyse bunları koymak benim alttan kaldırma kuvvetlerimi etkileyecek. O zaman kaldırma kuvvetlerine karar vermeden önce pal planşının gerekli olup olmadığını belirlemem lazım. Evet. Önce pal planş gerekli mi diye karar vermemiz lazım. Bunu yapmak için daha önce bahsettiğim gibi şuradaki kritik sızma boylarını bularak karar vermemiz gerekiyor. Kritik sızma boylarını şurada anlatmıştık. Evet bakın kritik sızma boyları yani şekille teorik arasındaki olan ilişkilere bakmamız gerekiyor. Bunları hesaplayabilmek için önce teoriyi bulmak için bakın ne yapacağım? Şurada göründüğü gibi delta h'ın maksimum değerini elde etmeye çalışacağım önce. Ondan sonra cl ile çarpıp teoriyi bulacağım. Sonra da şekilde elde edilen değerle kıyaslama yapacağım. Evet bunlar için önce delta h'ları bulmam gerekiyor. O zaman bu hesapları onun için yapıyorum. Bakın dikkat edin. Evet. O halde bakın minimum ola olduğu zaman da sabah yüksekliğini buldum. O bana neye lazım aslında? Bakın şuradaki haş seviyelerini buluyorum. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Bu delta haşları güzel anlayın. Online sistemde bu artı çünkü her zaman videodan bakabiliyorsunuz. Silip tekrar yazabiliyoruz. Bu sistemin güzelliği. Şimdi bakın ben şurada maksimum minimum seviye verdim. Aynısını bir de burada elde etmem lazım. Bakın ben şurada bir tane H minimum, bir tane de H maksimum hesaplayacağım. Ee, sürekli minimum ve maksimum yazıyoruz ama ayrımlarda mecbur kaldığımız için yazıyoruz. Ben bakacağım buradaki maksimum akış zamanında ne kadarlık bir seviye var? Maksimum akış zamanındaki şu seviye arasındaki delta H Q'nun maksimum olduğu zamandaki seviye. Bir de delta H Q'nun bakın 2 minimum seviye. Delta H Q'nun minimum olduğu seviye. Q minimumken ve Q maksimumken delta H'ları bulacağım. Bu iki delta H arasındaki büyük olan değerle hesap yapacağım. Burada bahsedilen L teoriyi bulabilmek için. Şimdi bunun için neleri bulmam lazım? Şu maksimumu bulmak için gerekli olan değerleri buluyorum. Bunlardan bir tanesi nedir bakın? H max Şimdi bu maksı hesaplayacağım. maksı hesaplarken ne yapıyorum? Şimdi maksimum debi geçiyor. Düşünün ki bağlama vardı. Bağlamaya maksimum debi geldi. Şimdi bu maksimum debi geçerken Qmax gelirken acaba ben yine su alıyor muyum? Q alınan var mı? Yani benim kanalıma su alır mıyım ben? Bakın taşkın olduğu durumlarda yani yüksek debilerde sulama suyuna ihtiyaç yoktur. Böylece alınan debiyi sıfır alacağız. Yani benim için maksimum debiyle hesaplama yaparken hem riskli tarafta kalmak amacıyla hem de alınan debi ihtiyacım yok. Zaten taşkın ve su var. Her yerde su var. Ya niye ben su alayım ki dediğim için ne yapıyorum? Q maksu olduğu gibi seçiyorum. Yukarıda minimum debi de alınan debiyi çıkarmıştım. Unutmayın. Şurada alınan debiyi çıkardım ama maksimum debi de alınan debiyi çıkarmıyorum. 200 değeri eşittir. C çarpı B çarpı H'tı. C katsayısı yine sabah katsayısı aynı değer. Değer bakın şurada bir hesabı var zaten. Aynı hesap. C aynı. B aynı. Sadece ne değişecek? H değeri ve debi değeri. Buradan H max 1.59 metreymiş. Neyi buldum? Bir yandan bulduğunuz değerleri şurada anlatalım. Bakın şurası 1.59 metreymiş. Bazı senelerde ben haşmak seviyesine hazır verdiğim oldu. Hani uğraşmasınlar diye, zamandan kazanç olsun diye. Yine bakıyorum hesaplamaya çalışanlar var. Hocam işte debi değerleri yok. Şun. Ya önce bir şekle bakın. Yani bazı şeylere ihtiyacınız yoksa kendinizi zorlamayın. Ee, onu da söyleyelim. Evet haşmaksı bulduk. Şimdi e, maksimum su seviyesindeki delta H1 ve delta H2 olması durumlarına bakıyorum. Hangisinde daha yüksek diye. Memba ve mansap su seviyeleri arasındaki farkı şunu bir formül olarak böyle aklınızda kalmasın. Şekilden yapalım bakın. Şekilden yapalım. Çünkü ilerideki başka sorularda daha farklı hesaplanacak. Bunu bir ezber gibi yaparsanız orada yanılabiliyorsunuz bazen. Çünkü bağlama yüksekliği her zaman aynı yerde olmayabiliyor. Neyse geleceğim şimdi bak. Şekilden yapınca anlayacaksınız. Mesela maksimum olduğu zamandaki seviyeyi beraber hesaplayalım. Bakın delta H değerini hiç arkaya bakmadan kendimiz hesaplıyoruz. Şimdi önemli olan şey şuradaki seviye. Bakın bu seviyenin nereden olduğuna bakın. Bu seviye bu tarafta nereye denk geliyor? Şurada nereye denk geliyor? Acaba benim tabanıma mı gelecek? Tam şuraya mı geliyor? Veya daha yukarıda mı ya da daha aşağıda mı? İşte bazı sorularda buna göre veri değişiyor. Dolayısıyla bunu ezber yapmayın. Onun için şeklin üzerinde bakın. Bakın şekil hatalı çizilmiş belli. Şurada bir buçuk metre var. Şurada da bir buçuk metre var. Yani demek istiyor ki bu seviye olduğu gibi nerede? Bağlama yüksekliğiyle kıyasladığım talvek kotundaki denk seviye bu. Aynı seviye. Şekil hatalı çizilmiş. Ama bir buçuk metrede bakarsanız aynı seviye bu. Yani ne demek istiyorum? Bakın delta aşım maksimum olduğu zamanı bulmak istiyorum. Şunu. Ne olacak o zaman? Bağlama yüksekliğine şuradaki haş maksı ekleyeceğim şunu elde ettim bu seviyeyi. Bağlama yüksekliği artı h max. Eksi neyi çıkartacağım? Neyi çıkartacağım? Buradan şuradaki olan seviyeyi çıkartırsam o zaman ben delta h max'ı bulmuş olurum. O zaman şurada verilmiş olan 1,5 metreyi çıkartıyorum. Maksimum olduğu zamandaki olan seviyeyi. Neyi verdi size? Ben bu arada şunu biraz daha aşağıdan çizmem gerekirmiş şekli o zaman yukarısı zannetmişim. Şurayı da tadil edelim. Evet. O halde delta h olan max değerini nasıl elde ediyorum? Q max iken bağlama yüksekliğine h max e ekledim. Şuradaki olan seviyeyi buldum. Bu seviyeden 1.5'u çıkarttım. Dolayısıyla delta h max'ı buluyorum. Bakın aynısını ne yaptı? Şurada işlem olarak yaptı. Bağlama yüksekliği 11.14 Az önce hesapladığı 1.59'u ekledi. Diğer taraftaki 1.5'u çıkardı. 11.23 metre Q max iken Q max iken su seviyesi arasındaki fark. Memba ve mansap su seviyesi arasındaki fark. Q max iken diyelim. Daha mantıklı bu. Evet ardında ikinci olan minimum seviyeler arasındaki fark nedir? Minimum seviye olduğu zaman zaten haşı şurada hesaplamıştım 0.34'ü. Tekrar şekli bir temizlersem bu sefer de bana diyor ki bakın maksimumları hiç düşünme. Maksimum seviyeyi az önce hesapladım. Bir de şimdi diyor ki minimum seviyeken hesapla. hesapla. O da neydi? Bakın şu seviye. Şu haşmin bana lazım. Haşmin Qmin eksi Qa iken geçen değer. O da az önce hesaplamıştım zaten. 0.34'dü yanılmıyorsam. Bağlama yüksekliğini bu değere eklerim. Yine bakın seviyem şu. Buradan o zaman şuradaki 1 metreyi çıkartırsam. Şuradaki bağlamadaki delta aşın Qmin iken delta aşın ne kadar olduğunu hesaplamış olacağım. Yine geldim. Bağlama yüksekliği artı H min değerim 0.34. Buradan minimum olduğu zamandaki seviyeyi çıkardım ve Q min'ken, Q min iken delta H değerini elde ettim. Şimdi emniyeti tarafta kalmak için bunların büyük olan değerini seçiyoruz. Büyük olan değer hangisi büyük? 11.23 büyük seçtim. Büyük olan hangisi ise bunu seçeceğim. Her zaman işte Q max iken değil, bazen Q min iken de çıkabilir büyük olan değeri hangisi ise bunu seçerek devam ediyoruz. Bunu niye seçtim? CL teori hesaplarken CL'nin çarpı delta H max yapmak istiyorum. Onun için seçtim. Bu değeri buraya yazdım. CL'nin katsayısı zaten verilmişti soruda 4 diye. Yani benim teorik olarak gerekli olan minimum sızma boyu değerim 44.92 metre çıktı. Minimum sızma boyu değerim. Minimum sızma boyu. Minimum sızma boyu bu kadar olmalı. Şimdi mevcut bağlamadaki boy nedir? Şekil veya gerçek de deniyor. Bazı kaynaklarda L gerçek diye yazanlar da var. L şekil veya L gerçek yazanlar da var. Yani bağlamadığın gerçek boyunda kaç metren var? Burayı da nasıl göstermiştim? Düşey mesafelerinin aynısı yatayların üçte biri kadar etkili. Bunu da nerede söyledim? Yine az önce açtığım sayfada aşağıda söylemiştim. Geri dönmeme gerek var mı? Bunu hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyor musunuz? O halde devam. Bu sefer ne yaptık? E, Düşey mesafem nerede? Şekle tekrar bakıyorsunuz. Bakın sızma boyunu çiziyorum şimdi. Buraları bir temizleyeyim. Sızma yerlerini çiziyorum. Sızma sanki bunun en yakınında şunu şöyle turuncuyla çizelim. En yakınından şöyle sızma boyunun takip ettiği yerleri çiziyorum. Bakın su buradan sızar, böyle gelir, böyle devam eder ve şöyle yukarı doğru çıkar. Burada kaya olması, şu bu olması falan şekil olarak fark etme Sızmanın takip etmesi için gideceği yer. Yani siz gerçekte e, su sızsa en yakından bu kadar bir mesafe taşı, e, kat etmesi lazım. Bu mesafeyi nasıl buluyorsunuz? Düşey bakın başladığı yerden başladım. Düşey 1,5 artı 6 artı 8 artı 1 bölü 3. Ya da 6 bölü 3 artı 8 bölü 3 artı 1 bölü 3. Yine bakın düşey mi düşey. Yani artı o zaman bakın soruya. Tekrar gelelim. Evet. 1,5 metre artı 6 artı 8 artı 1 bölü 3 artı 1,5 metre. Eşittir 8 metrelik bir şekilde sızma ile ilgili takip edilen boy varmış. Anlaştık mı burada da? Şimdi o zaman ben bakacağım. Şekil boyunla e, teorik boy arasındaki bir kıyaslama yapıyorum. Bakıyorum ki şeklimin boyu daha küçük. Ben bunu şekille e, kıyasla şekil baş tarafa yazarsanız daha kolay olur. Yani şekil L şekil küçüktür L teorikten. Benim kafam böyle daha güzel çalışıyor. Yani benim şekil boyum sağlaması gereken teorik boydan küçük kalmış. O zaman bir pal gerekiyor veya önlem alınması lazım. Ben 4 tane önlem saymıştım ama ders notunuza pal kullanacağız. İşte saplama duvarı da yapılabiliyordu veya ters işte e, ters drenaj yapabiliyordunuz ters filtreleme yapabiliyordunuz veya işte e, menbaaya bir e, menbaa örtüsü inşası yapabilirsiniz. Biz pal planşı kullanacağız. Pal planş gerekli. Peki ne kadarlık bir pal planş oraya kazı yapmam lazım? Gerekli olan pal planş boyu bu aradaki fark kadar olması lazım. Şimdi bu pal planş boyunda nasıl bir yaklaşımımız var? Pal planş boyunda diyor ki bakın eğer ben şu hemen yanında göstereyim. Hı hı. Şimdi palplanşta uygulamada şöyle bir durum var. Mesela palplanşı düşey olarak koyarsanız, palplanş inşasını böyle koyarsam, şu benim palplanşım, palplanş. Bakın sızma boyu ne kadar fark etmiş olur? Sızma boyu bu seviyeye normal gelmişti ya, buradan sonra bakın bir aşağıya inip bir de yukarı geliyor. Dolayısıyla palplanşı böyle koyarsanız eğer, yani sızma boyunu ikiye bölerek palplanş boyuna karar verebilirsiniz. Şuradaki olan LP dediğim palplanşın boyu, o zaman nasıl hesaplanmalı? Teorikle şekil arasındaki farkı 2'ye bölerek yapabilirim. Neden 2'ye böldüm? Şuradaki hem aşağı iniş hem yukarı çıkış olduğu için. Dolayısıyla 44.92'den 8'i çıkardım. Yani şeklin sağladığı kısımdaki aradaki farkı ne kadar sağlamam lazım? Bu iki sağlamam gereken değer 2'ye böldüm. 18.46 yani büyüğe yuvarladım. 18.5 metre olarak karar verdim. Bu değeri küçük olan aşağı yuvarlayamazsınız ama biraz yukarı yuvarlayabilirsiniz. E, aşağı yuvarlarsanız sağlamaz çünkü. Dolayısıyla minimum şartı elde etmek gerekir. E, kaba saba çok da yukarı çıkmıyorsunuz tabii ki. Evet e, burada bir parantez açayım size. Bunun yerine şöyle yapsam nasıl olurdu? Mesela pal planşı yerde bir memba artüsü yapacağım diyelim ki. Şöyle bir memba artüsünü yatay olarak yapayım. Memba artüsü yapayım. Bazen palpilenç diye de ifade edenler var ama biz menba örtüsü diyelim. Böyle inşa edersen peki ne kadar yapmam lazım? Buradaki palpilenç boyunun 3 katı kadar yapmam lazım. 3 katı kadar. Çünkü yatay mesafe 3 katı kadar etkiliyordu. E yine gidiş ve dönüş var. Yani sızma gidecek ve dönecek. Yine ikiye bölme mevzuları var. Kısaca uğraşmayalım. Burası aslında şurada hesapladığınız LP çarpı 3 kadar olmuş olur. 3 katı. Hesabı en başından yaparsanız da yine bunun kadar karşılık verir size. Eğer menbaaya örtü yapacaksanız 3 katı kadar yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi bir sorumuza devam edelim. Her şeyi anlatmadan olmuyor. Onun için devam edelim. Pal planş boyu bir aşağı bir yukarı olduğu için ikiye bölünüyor. Bunların tarifini yaptık. Peki bu pal planş derinliği çok büyük dedi. Ben bunu sizden bu kararı beklemem bakın. Ama bu soruda madem çözüm yapılıyor. Adam size gerçekten karşılaşacağınız durumu hocamız tarif etmiş. Ee, Sağolsun Ömer hocamızın hazırladığı ders notları. Belki eskiden başka hocalarımız da yine buna destek olmuştur. Ee, kimin desteği varsa da Allah onlardan razı olsun inşallah. Geldik. Burada diyor ki ben diyor ikiye böleyim. Yani tek bir tane parklanış yapayım. Şurada 18,5 metre çok büyük diyor. 18,5 metre çok fazla kazı. Böyle yapmayayım. Çünkü sızdırma boyunda ha bir yerde yapmışım ha da iki yere yapmışım. Önemli olan boyu uzatmak. E, borulanma olayının olmasına mani olmak. Peki ne yapmak istiyor bu sebeple? Bu sebeple diyor ki ben bundan iki tane yapayım. Bir tane burada bir tane de şurada olsun mesela. Bu iki tane yapmayı planladığı için bunu ikiye bölerek bir menbaada bir mansap tarafında 9.25 metre olmasına karar vermiş. Sizin buna sınavlarda ihtiyacınız olmayacak. Ben size zaten papilaj konacaksa yerini vereceğim ve bir tane yapacaksınız. Herhangi bir şekilde bu değere ihtiyacınız yok. Ama ders notunda soru çözerken nasıl planlamış? Bu çok yüksek diye bir tanesini menba değil de e, mansap tarafına koymuş. Bir tanesini de menba tarafına koymuş. Dolayısıyla neye karar vermiş? Demiş ki ben şuraya 9.25 metrelik bir tane yerleştirdim demiş. Şimdi bu bize lazım olacak. E, neyin konduğunu anlayalım diye. 9.25 metrelik bir tane pal planş yerleştirmiş. Diğer pal planşla ilgili olan durumu ise mansap tarafına yerleştirmiş. Tamam mı? Mansat tarafına yerleştirmiş. Diğer pal planşı örneğin bu noktaya veya şu noktaya yerleştirmiş. Artık diğeriyle işimiz yok. Biz ama şu kısım bize lazım olacak tahkiklerde. Buna dikkat edin. 9.25 metre bir tane pal planş yerleştirdi. Diğeri diğer tarafta. Evet, hidrolik eğimi şimdi hesaplıyor. Bundan sonra yapmamız gereken hareket ettiğimiz noktalar şu için. Artık borulanmaya karar verdik. Pal planşa karar verdik. Pal planşla ilgili yaptığımız hesaplar bitti. Bakın şunlar aslında şuradan sonra evet şuraya kadar yaptığımız hesaplar pal ilgili verdiğimiz kararlar. Bu konu ayrımını güzel de yapalım. Şunlar pal planş gerekli mi değil mi? Pal ile ilgili planlamayı yaptık bitirdik artık kaldırma kuvvetlerini buna göre hesaplamak istiyorum. Şimdi buradan sonra nereye doğru gidiyorum? Şurada hesaplayacağım acaba şuradaki basınç değerlerim nedir? Bunların cevaplarını bulmam lazım. Bunların cevaplarını bulabilmek için dediğimiz gibi bürüt bir tane basınç var. Bundan e, J çarpı L'leri çıkartarak karar vereceğiz. Peki nasıl bulacağım o zaman bunları? Az sonra bahsedeceğim de P değerlerini. Bürütten ki hidrostatik basınçtır büyüt. Az önce bahsetmiştim ama karıştırmayalım tekrar diyeyim. J çarpı L değerlerini çıkartarak özür dilerim elde ettiğimiz basınç değerleridir. Bunlar için bana J lazım. Peki bu J nedir? İşte bu j benim neyimdir? Delta maksimum değeri vardı ya. Yukarıda hesaplamada kullanmıştım. Hangisi maksimumsa. Şurada hesapladığım maksimum değeriyle şekilde elde ettiğiniz şekilde elde ettiğiniz e, LT'yi elde ettim ya ben. LT'yi elde ettiğim için teorik sızma boyunu buraya yazarak yapıyorum. Eğer şeklin kendisi sağlasaydı. Yani L şekil büyük olsaydı. L şekil büyük olsaydı. L teorikten. O zaman da ne yapardınız? Şunu koyardınız. Eğer böyle olsaydı o zaman da bunun yerine L şekli koymak gerekirdi. Zaten basınç değerleri evet. Neyse o değerleri geçiyor. Evet G değerini elde ettik. Diyor ki bana 11.23'te 44.92'ye böldüm. Metre başına 0.25 metrelik bir değer azalması var. Yani birim boydaki kayıp miktarım G değerim 0.25 metre kadarmış dedik. Şimdi gelelim bunun hesabına. Evet. Şimdi buradaki kaldırma kuvvetini hesaplarken tekrarlıyorum. Şuradan kaldırma kuvveti hesaplayacağız. Bunu biraz aşağıda çizeyim ki normalde zemin üstüne doğru etkiledi. Şuradan kaldırma kuvveti hesaplayacağım. Bu yapacağım kaldırma kuvvetinin hesabında maksimum olan seviyeye göre göre yapmam lazım. O zaman maksimumdaki şurası neydi? H max. Kaç hesaplamıştım? Tekrar geri bakalım kaç maksı kaç hesapladım. Hani riskli durumu göz önüne almak için maksimum olan seviyeyi almamız lazım. Bunu farklı bir renkte yapalım. Bakın ne yaptım? Şuradaki olan 1.59 metreyi almam lazım. Minimum şart zaten bu kaldırma kuvvetini çok fazla büyütmez. Ama şimdi kaldırma kuvveti benim için riskli bir kuvvet. 1.59 metre olan büyük olduğu zamanı alıyorum. Yani 0.34 olduğu minimum zamanı almıyorum. Haşim maksimum olduğu zamanı alacağım. Ona göre hesaplama yapacağım. Bu arada bakın bağlama yüksekliği diyelim 11.14 öh, özür dilerim. 1.5 metrelik aşağı doğru bir iniş var. Pal Palpelanş boyumu da 9.25 bir tane buraya koydum. Bir tane de buraya koydum ama o bana lazım değil. Bana buradaki 9.25 metre gereklidir dedim. Şimdi bunlarla kaldırmayla ilgili alttan kaldırma kuvvetlerinin hesabını yapıyorum. Burada bir bir basamak basamak göstermiş. Ben direkt şu tablonun üzerinde bunu size anlatabilirim. İhtiyacınız olursa yukarıdan bunların açıklamalarını izleyebilirsiniz. <laughs> Özür dilerim. Peki nasıl hesaplıyoruz? Bakın net e, oluşmuş olan gerçekteki basıncı hesaplarken bürüt olan basınçtan ki hidrostatik basınçtır. Bundan oluşmuş olan HK değeri bu da J çarpı L'dir. Bu değerleri çıkararak işlem yapmam lazım. Burada da diyor ki bürüt basınçtan 0.25 L'leri çarparak işlem yapıyorsunuz. O zaman benim aşağıdaki olan tabloki değerleri göstermekle başlayalım. Hangi noktalarda yapmış? Bir bakın bir noktası için ki lazım değil aslında. Bir iki noktası için yapmış. Lazım değil aslında. Bir de üç noktası için yaptı. Bu içeride içindeki olan kaldırma kuvveti ki budur bizim için önemli olan. Bir de dört. Bu ikisi bizim için önemli. Bana üç ve dört lazım aslında. Bir ve iki lazım değil. Ama burada hesabı size nasıl yapıldığını anlatmak için 1 ve 2'yi gösterdik. Sınavlarda yapacak olsanız 1 ve 2'yi yazmanıza bile gerek yok aslında. Direkt 3'ten 4'ten işlem yapabilirsiniz. 1 ve 2'deki olan hesaplarla başlayalım. Bana diyor ki L sızma boyum ne kadar? Sızma boyum. Sızma boylarını nasıl hesaplıyorduk? Bakın şeklin üzerinde şuradaki talbek kotundan aşağı doğru sızma gidiyordu. Sızma olan mesafeye baktım 1,5 Şurada pardon özür dilerim. Bir noktası için daha yeni başladı. Sızma boyu var mı? Yok. L'si nedir? Burada sıfır. Aşağı gelirsem bakın 2'ye gidene kadar 1.5 artı 9.25 kadardır. Şuradaki L 1.5 artı 9.25 kadardır. Peki 3 noktası nedir? 3 noktasındaki L değerim. Şuradaki aynı ifadeye bir de neyi ekliyorum? 9.25'i daha ekliyorum. 1.5 artı 9.25 artı 9.25 takip edilen sızmadaki mesafe. Peki 4 için ne yapıyorum? 4 için şu ifadelere tekrar yazmayayım. Artı ne ekleyeceğim? Bakın bu sefer yatay değil mi? Yatayda gidiyorsam 6 bölü 3. 6 bölü 3 değerini ekleyeceğim. Çünkü yatay. Yatayda gidiyorum. Yatayda olduğu zaman 3'te 1'i kadardı. O şekilde L'yi elde ettim. Bu dediğim manada bakın D'lere. 0 yazdı. Sonra 1.5 artı 9.25'ten 10.75. Bu değeri bir 9.25 daha ekledi. 20 metre. Buna bir de 6 bölü 3 yatay mesafeyi ekledi. 4 noktasındaki L'leri buldu. Şimdi bu değerleri artık J'lerle çarpacağım. Zaten J değerim 0.25'ti. Bu değerleri 0.25'te çarptı. J çarpı L'leri elde etti. Şimdi geldim bürüt basınca. Buraya kadar önce tamam mıyız? Evet. E, pekala. Brüt olan basınç. Önce bunu alıyorum. Bu benim hidrostatik basıncım. Hidrostatik. Yani hiç hareket yok. Yani statik durumdaki olan basınç değerini buna göre seçiyoruz. Ee, bu soru biraz size evet uzun gibi gelir. Çok anlattığım için. Bir süre sonra daha hızlı yapacağız. Hızlı yapmaya alışırsanız inşallah kısalacak. Brüt basıncı yaparken ne yapıyorum? Hidrostatik basınç. Şimdi bakın bana 3 ve 4 lazımdı mesela. Birin hidrostatik basıncı nedir? Benim hidrostatik basıncı, onu da farklı bir renkte göstereyim. Şöyle kırmızıyla gösterelim. Bakın benim hidrostatik basıncımı şöyle aşağı kadar çizebilirim. Bütün şeklin üzerindeki hidrostatik basınç. Akışkanlar mekaniğinde sürekli çizmiştiniz. Bu hidrostatik basınç benim seviyem demek. Yani metre başına seviye. Hmax var burada unutmayın. Buradaki olan seviyeye göre düşündüm. Maksimum suyun geçtiği zamanda ne kadar hidrostatik basınç var. Bakın şurada bir noktası için 11.14 artı 1.59 kadardır. 11.14 artı 1.59. Bakın aşağıda ne yaptı? 12.73 yapıyormuş. Nasıldı? 11.14 artı 1.59 metre kadardır. Zaten şurada açıklamasını yaptı bakın. 11.14 artı 1.59 kadardır. Evet. Burada benim neymiş? Brüt olan basınç diyelim. Yine aşağı doğru devam ediyorum. Bu değere ekleme yapacağım artık. Eğer aşağı doğru gidiyorsam. Bu değere 1.5 artı 9.25'i eklersem 2 noktasındaki basıncı bulmuş olurum. Onu da burada gösterdi. 2 noktasında 23.48 artı 1.5 artı 9.25'i ekleyerek hesapladı. Sonra 3 ve 4'e gelirsem. Bakın 3 ve 4'te hiç öncekileri hatırlamanıza bile gerek yok. Silebilirsiniz bile. 3 ve 4'te bu seviye ne kadardır? Bakın hep şu kadar. Peki ne kadar bu seviye sürdülerim? Ne kadar bu seviye? 1.59 artı 11.14 artı 1.5 kadardır. 1.59 artı 11.14 artı 1.5 kadardır. Bakın şunlar nasılmış demek ki? 11.14 artı 1.59 artı 1.5 metre kadar olmuş oldu. O da 14.23 değeridir demiş olduk. Şurada bakın onun açıklamasında yapmış. Şimdi bunlar hidrostatik basınç. Aslında size 1 ve 2 lazım bile değil. Ben sorarsam direkt 3 ve 4'ü e hesaplamak yeterli. 1 ve 2'ye ihtiyacınız yok aslında. 1 ve 2'deki bürüt basınçtan 14.23'ten şu neti nasıl buldum? 14.23 eksi j çarpı l diyelim 5. Eşittir neye? 9.23'e. Şu değeri de nasıl hesapladık? 14.23'ten 5.5'ü çıkardık. 5.5'ü çıkardık. 8.73'ü elde ettim. Peki elde ettiğim değerler nedir artık? Neyi elde ettim? Yani 8.73 şurası 8.73 diğeri ise kaçmış? 9.23. 9.23 ise şurasıymış. 9.23 değeri. Şimdi buraya kadar tamam mıyız? Bir sorunuz var mı? Anladık mı? Bu dediğimiz değerleri bakın bir sonraki olan şeklin üzerinde hem bütün kuvvetler olarak yapıyoruz. Ne yaptık şimdi? Aşağıdan kaldırma kuvvetleri olarak 8.73 şurayı bulmuştum. 8.73 8.73 bir dikdörtgen bir de üçgen kuvveti hesaplayacağım için şurasının tamamı ne yapar? Yani şu 0.5 dediğim değer aslında 9.23 eksi 8.73'ten geldi. Yani şurasının tamamı 9.23 kadar. Dolayısıyla 8.73 olan dikdörtgene ayrı bir kuvvet hesaplayacağım. Bir tane de üçgen yapacağım için şundaki 0.5'i e ayrı yazdım. Bu 9.23 eksi 8.73'ten çıkan değerdir. Evet. Şimdi kuvvetleri yazalım. Bütün kuvvetler neler? Esas kuvvetler olarak tarif ettiğimiz kuvvetler vardı. Bu esas kuvvetler neler? Bir tanesi hidrostatik kuvvetler. Hidrostatik kuvvet sudan gelen kuvvet. Akışkanlar mekaniğinde görmüştünüz. Ben sadece menbaadaki olan kuvvetleri alacağım. Mansap tarafındaki olan kuvvetleri esas etmiyorum. Buna bakın dikkat edin. Her zaman ihtiyatlı tarafta kalmak için Q max olduğu zamanki seviyeyi kullanacağım. Şurası benim bağlama gövdem. Bağlama gövdesi. Bağlama gövdesi. Şekilde bana verilmişti aslında. Bağlama gövdesi. Yani neresi? En başta şurası. Şu bağlama gövdem. Bu bağlama gövdesinin boyutları bana verilmişti. Şuradan 6 metrelik bir yere sahipti. Hemen bakalım tekrar. Evet. Evet bakın 6 metrelik kısma sahipti. Yukarıdaki bağlama krettenin genişliği de 2 metreydi. Onun için 2 metreyi buradan ayırdı, 4 metreyi buradan ayırdı. Şekil çok ölçülü değil. E, ölçülü olsa bu yarı yarıya olması lazım. Biraz onun için karıştırılıyor öğrenciler tarafından. Hep karıştırılıyor bu şekil. Mesela şu değer sanki bunun üstündeymiş gibi geliyor. Oysa ki tam orada değil bunu lütfen karıştırmayalım. Aslında bu şekli güncelleseydik her zaman daha iyi olacaktı. Bir dahaki yıla inşallah. Evet. O halde önce bağlamanın kendisinin sahip olduğu bu Y'ler. Bunlar normalde Y olarak da yazılabilirdi. G1, G2, G3 gibi ağırlık anlamında. Ama ders tutunuz Y1'i kullandığı için ben de Y1, Y2, Y3 şeklinde ayırayım. Bağlamalarda ben size soru sorduğum zaman şöyle ayırma işlemlerini yapar vaziyette vereceğim size. Çünkü sonuçlarını karşılayacağım için e, karşılaştırmakta benim verdiğim sisteme göre çözmeniz lazım. Yani e, benim verdiğim kesitli yerlere göre ağırlık hesaplarınızı ve moment hesaplarınızı yapmanızı istiyorum. Bunu unutmayın. Kuvvetleri hesaplamak için burada Y1, Y2, Y3'ü yerleştirdi. Bunlar kendi ağırlık kuvvetleri. Bir de ne var? Hidrostatik kuvvet var soldan gelen yataylar. Burada maksimum seviyeye göre aldı. Maksimum seviye diyelim yukarıdan kaç metreydi? 1.59 metre. Yani şunu şöyle devam ettirirsem 0 olduğu zaman da şurası 1.59 kadar. Dolayısıyla ben bunu da ikiye ayırdım. 1.59'la bir dikdörtgen etkisiyle ve bunun dışında bir üçgene ayırdım. Hidrostatik sebep olan kuvvetleri bir tanesi x1, diğeri de x2 olarak etkitmiş olduk. Dediğim gibi sorularda ben size genel olarak bir şekilde sızma şeyleri için ne kadar nasıl yapacaksınız diye söyleyeceğim. Burayı zaten bir dikdörtgen bir üçgene ayırarak bu şekilde yapmanızı istiyoruz. Yine kaldırma kuvvetinde de bir dikdörtgen ve bir üçgene ayırarak hesaplamaları yapacağız. Sizden de bu tarzda bir benzer işlemleri istiyorum. Devam edelim şimdi etkiyen kuvvetleri ve en sonunda şurada bahsedilen şu dört noktasına göre olan moment değerlerini yazalım. Aslında bundan sonrası biraz statiğin hatırlatması. Statik derslerinde gördüğünüz şeyleri benzer şekilde tekrar yapacağız. Ne yaptık mesela? X1 kuvvetimiz bizim yatay bir kuvvet. Ne yaptık? Hidrostatik yani sudan kaynaklanan kuvvet. 1.59 çarpı. Bakın şu seviyeye dikkat edin. Şurası 11.14 metre bağlamanın yüksekliği. Bir de 1.5 metre vardı burada. Yani zeminin altındaki olan kısım. Olduğu gibi hepsini aldım. İkisinin toplamı ne yaptı? 12.64. 11.14 artı 1.5. 12.64. Dolayısıyla 12.64 çarpı 1.59 çarpı 1 çarpı 1. MKS sistemine göre anlatıyoruz. Dolayısıyla bakın aşağı bakın. 1.59 çarpı 12.64 çarpı 1 çarpı 1. Bunlardan bir tanesi 1 metrelik olan yerde işlem yapıyorum. Dolayısıyla şunun için birim boy yani 1 metre olarak esas ederek hesaplama yapıyorum. 1 metrede dolayısıyla hacme de gittim. 1 metre dediğim zaman. Diğeri ise gaması. Biliyorsunuz gamayı bununla çarptığınız zaman kuvvete deniyordum. MKS sisteminde gamayı 1 ton bölü metre küp olarak alırsanız sonuçta metreküp ile çarparsanız sonucunuz ton kalırdı. Bununla normal e, kuvveti elde etmiş oluyoruz. Bu kuvvet değerlerinde x2 hesaplarken ne yaptım? Ee, bir üçgeni ayırırsanız bakın 12 64 şurası da 12 64. 12 64 çarpı 12 64 bölü 2 yapmış olur. Çarpı 1 çarpı 1 su olduğu için. Bu şekilde devam ettim. U1 U2'ler sudan kaynaklanan kuvvet. O halde mesela 8.73 çarpı 4 çarpı 6 özür dilerim tamamı 6. 8.73 çarpı 6 çarpı 1 çarpı 1 olacak. Bu iki kuvveti yine 6 çarpı 0.5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1. Aşağılarda bu değerlerin her birinin hesabı görülmüş zaten ve yapılmış. Son olarak Y'ler. Y'ler nasıldır? Y'lerde çarpı ne diyeceğiz? Beton olduğu için gama betonla çarpacağız. 2.4 ile çünkü gövdenin kendi ağırlığı. O halde mesela Y1 için şurası 2 metre. 2 çarpı benim ayırdığım yere göre yapıyor. Burada 0.5'lik bir kısım var. Dolayısıyla 11.14 artı 0.5'e göre işlem yapmış. 11.14 artı 0.5 çarpı 2. Şimdi bakın çarpı 1. E ne oldu? Hacim. Çarpı 2.4 çünkü beton. Bakın Y1 kuvveti. 11.64'ün gerekli olan şeyi söyledik. Çarpı 2.4 dediğim şey gamadan kaynaklanan değer. 2 ise bizim düşey mesafemiz yatay mesafemiz idi. Bu normalde basint, basit bir şey hesabı. Diğerlerini göstermeme gerek var mı? Y2 veya Y3'ü. Bunlar aşağıda var. Gördüğünüz gibi Y2 ve Y3'ün hesapları var. Üçgen ve alttaki olan dikdörtgenin hesabı basitçe yapmış oluyoruz. Sonra bunların dörde göre momentlerini alacağız. Dörde göre momentler. Bu moment kollarına dikkat ederek bir sefer lütfen yaparsınız. Ee, yapalım mı? Yoksa göstereyim mi? Yoksa siz kendiniz bunları çözüyor musunuz? Biliyor musunuz bunları? Olur. Yapalım. Hatırlatmış olalım. Bakın mesela hiç yukarıdaki olan aşağıdaki şekillere göre yapmak zorunda değiliz. Burada hemen birkaç tanesini silip sizinle hemen gösterelim. Burada evet benim kalem de biraz rahatsız oldu. Şimdi bu değerlerde bakın hangisi karşı koyan hangisi deviren momentlerdir. Mesela x1 ve x2 4 noktasına göre şöyle etkittiği için bunlar devirmeye çalışan momentler değil mi? Yine mesela U1 ve U2 4'e göre devirmeye çalışan moment. O zaman şunlar ve şunlar devirici momentlerin etkileri. Peki hangisi karşı koyan? İşte zaten cismin ağırlığı burada önemli oluyor. Bağlamayı yaptığınız şey neden ağırlık? Bunlar sizin şunlar karşı koyucu kuvvet, karşı koyucu momentler. Zaten e, normalde oraya koyduğunuz olan o kütle karşı koyucu olan momentin sebebi olması lazım. Bunlara göre devirci ve karşı koyucu olan momentleri hesaplamak lazım. Peki moment kolları ne kadar? Mesela her birinin moment kolunu göstereyim bakın. X1'in moment kolu. Benim bütün mesafem ne kadardı? 12.64. Üçgen için düşündüğünüz için şurası ne yapmış olur? 12.64 bölü 3. 3te biri kadar ya. 12.64 bölü 3. Yani x2 çarpı 12.64 bölü 3 demem lazım. Bakalım x2 hangisiydi? X2 şuydu. 12.64 bu. 64 değil mi? Ben yanlış yazmadım. Evet 12.64. Bu hesap 1.5 ile toplamış. 64 yapar. Evet. Şurayı düzeltin. 12.64 bölü 3 ile çarpmış. Yine mesela X1'e bakalım. X1 zaten kolay. Nedir bunun mesafesi? 12.64 bölü 2. 12.64 bölü 2. Bunda ne yaptı o zaman? 12.64 bölü 2 ile çarptı. Bu da tamam. U1, u 2yi yapalım hemen. Mesela U1 diyelim bu ortadan etkiyor. Bakın şu şeklin hatasına yanılmayın. Tamamı 6 metre olduğu için şurası kaçtır? 3 metredir. Dolayısıyla U1 çarpı 3 metre diyeceksiniz. 4'ün momenti için. U1 çarpı 3 metre. 4'ün momenti için. Şey özür dilerim. U1'in momenti için. U2'nin momenti için ne mesafesi var? Bakın şu mesafe. Bu mesafe nedir? Şuradaki olan durum. 6 bölü 3 çarpı 2. Yani 12 bölü 3. Dolayısıyla ne yapmış? Şurada da 12 bölü 3'ten 4 yapmış. 6 bölü 3 çarpı 2. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi geldik Y1, Y2, Y3'e. Y1, Y2, Y3'e. Bunların moment kollarını da gösterelim. Mesela Y2 momenti en yakındaki olandan başlayalım. Şuradaki olan ayrım 4 metreye göre yapıldığı için burası ne olur? 4 bölü 3 çarpı 2, yani 8 bölü 3 olmuş olur. Y2'nin momentine gelelim, 8 bölü 3. Yukarı geldik, Y3'ünü çarpacağım. Y3 tam ortadan etkiyor, tamamı 6 idi, burası da o zaman 3 metre yapar. Y3 çarpı 3, Y3 çarpı 3. Sonra geldim Y1 momentine. Buradaki olan şunu ayırırken 4'e 2 ayırmıştım. Şurasının tamamı 4 metre. E şurası da bunun tam ortasından gelecek. Dolayısıyla 2 artı 2 bölü 1'den 4 artı 1 5 metre yapar. Yani şurası 2 bölü 2'den 1 metre. Çünkü tamamı 2 metreydi. O zaman 4 artı 1 5 metre yapmış olur. O değerinde ne olmuş oldu? 5 ile çarpılmış oldu. Moment kollarını da böylece göstermiş olduk. Bundan sonra devirici ve karşı koyucu momentler zaten sadece karşı koyanlar y'lerin sebep olduğu momentlerdir. Şunlar sizin karşı koyucu momentleriniz. Diğeri ise şunlar ve bunlarsa devirici momentler. Şunların ikisi devirici. Devirici şu ise karşı koyucu moment olmuş oldu. Yani MK şunlarsa MD'ler olmuş oldu. Tamam mıyız? Burada sormak istediğiniz bir yer var mı? Şimdi tahkiklere geçebiliriz. Tabi ee, tabii gerilme için, emniyet gerilmesinin tahkikini yapmak için sıfıra göre moment almak lazım. Ben size bir tablo vereceğim. Bu tabloyu dolduracaksınız. Daha sonraki olan soruda mı vardı? Ben göstereceğim size. O tablo derinde bir dörde göre işte ya da A noktasına göre bir momentler. Bir de O noktasına göre momentler. A yani kuvvet kolları yazılacak. Kuvvet kollarından sonra çarpımları yazacaksınız. Bir tablo şeklinde yapmanızı isteyeceğim. O tabloyu doldurarak yapacaksınız. Dolayısıyla böyle her şeyini açık açık yazmanıza gerek yok. ihtiyaç da yok. Sadece oraya kolları yazacaksınız. Moment değerlerini yazacaksınız karşı koyan deviren momentler diye yazarak işlem yapmış olacağız. Kayma tahkiki ile başlıyoruz. 3 tane tahkik yapacaktım. Devrilme, kayma, emniyet gerilmesi ile ilgili olan tahkikleri yapacağım. Kayma tahkikinde toplam yatayların toplam düşeylere oranını yapmam gerekiyor. Toplam yataylarda ne var? Benim yatay kuvvetlerim. Yatay kuvvetlerim x1 ve x2 var. Yatay kuvvet başka yok. Şöyle temizleyelim biraz. x1 ve x2 benim yatay kuvvetlerim. Düşey kuvvetlerim y'lerden U'ları çıkartacağım. O zaman X1 ve X2'yi toplarsam e, bu kuvvetleri topladım. Toplam yatay. Peki toplam düşey Y'lerin toplamından U'ları çıkarttım. Bu da 72.3 yaptı. Bu iki değeri birbiriyle orantıladım. 1.38 değerini elde ettim. Ne olması gerekiyordu? F yani sürtünme kat sayısından büyük çıkması yok küçük çıkması gerekiyor. Fakat bu değer büyük çıkmış bu soruda. Tekrarlayayım bunun yeri nerede? Ola ki kitaptan kaynağı görmek istersiniz. Evet tahkikleri nerede göstermiştim? Şuradaydı sanırım. Evet. Bakın şimdi buradaki tahkikleri yapıyoruz. Bana demişti ki yatayların düşeylere oranı sürtünmeden ne yapması lazım? Sürtünme, e, şey, kay, sürtünme kat sayısından daha küçük olması lazım. Oysa ki bizim hesabımızda büyük çıktı. Yine mesela Karşı koyanlarla devirici momentlerin oranı bir buçuktan büyük veya eşit olması lazım. Buna bakacağız. En sonunda emniyet gerilmesi tahkiki var. Burada O'ya göre moment alacağız ve atalet kuvvetinin hesabını kullanacağız. Daha önce bunu size konu anlatımında göstermiştim. Şimdi konumuza tekrar geri gelelim. Bakalım o hesaplara. Evet. O halde bu ikisinin birbirine göre orantısına baktı ama sürtünme katsayısından daha büyük çıktı. O halde karmaya karşı kaymaya karşı emniyetsiz. Çünkü küçük çıkması gerekirdi. Yatay kuvvetlerin biraz daha düşük veya diğerinin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Evet devrilme tahkikini yapıyoruz. Karşı koyucu momentlerin devirici momentlere oranı buçuktan büyük eşit olması lazım. Benim karşı koyucu momentlerim sadece yeğlen sebep olan momentlerdi. Dolayısıyla bu üç moment değerini topladım. Yani bu üç moment değeri şurada hesapladığımız momentler. Özür dilerim. Şu moment, bu moment ve şu moment. Bunlar benim karşı koyucu momentlerimdi. Bunları topladı 626.8 ton metre değeri yaptı. Moment kolu ton metre. Pardon 471.6. Karşı devirici momentlerim ise X'lerin sebep olduğu, yatayların sebep olduğu yani suyun devirmeye çalışması ve kaldırma kuvvetlerinin momentleri Bunları da topladı. 626.8 yaptı. Birbirine orantıladı. 0.75 bir buçuktan küçük çıktı. Yani devrilmeye karşı da emniyetsiz. Çünkü bir buçuktan büyük veya eşit çıkmasını bekliyordum. Küçük çıktığı için emniyetli değil dedim. Son olarak gerilme tahkiki kısmı kaldı. Ondan sonra bitirmiş oluyoruz bu sorumuzu. Gerilme tahkikini yaparken temelin altındaki olan Altındaki olan şekli anlatmıştım. Ee, şuradaki 1 metre bir yer alıyorum. Şöyle büyük çizim biraz daha. Şöyle bir 1 metrelik yer aldım. Bu aldığım üçgen şu çizdiğim şey işte burası olsun. 1 metre. Şurası da benim neyim? 6 metrelik şuradaki olan bağlamanın altındaki taban yerim değil mi? Şeklin üzerine geri dönerseniz zaten bunu da görürsünüz. Hemen 2-3 sayfa geri gideyim. Bakın ne yapmış oldum? Şurası 6 metre. Şurası 6 metre. Şuradan 1 metrelik bir yer aldım yani. Şuradaki 1 metrelik yerde O noktası tam ortası O nokta. O noktası geldiği zaman şurada da 6 metreye göre 3 metreye gelmiş olur. O noktası 3 metreye gelmiş olur. Buraya göre moment değerlerini hesaplığıma yapacağım. Şuradaydık değil mi? Evet. Evet. Şimdi O noktasına göre moment hesaplıyorum. O noktasına göre moment bütün moment kollarını aslında bir tane tablo yaptıracağım size. Bu tablo yaparsam daha kolay. Mesela X1, X2 için moment kolları değişmez. Şu şekle bakın mesela. O nokta yine aşağıda değil mi bakın. O noktası aslında bu şekle göre hayal ederseniz orta noktaya yakın yer. X1, x 2nin moment kollarında herhangi bir değişiklik olmaz. Yani ben size bir tablo yapmış olsaydım şu moment kollarını X1 ve X2 için Direk yanına da aynı şekilde yazacaktınız. Yani O noktası için moment kolları X1, X2 için değişmez. Bunlar değişmedi. Eğer tam orta noktaysa bakın y 3ün moment kolu zaten 0. U1 için moment kolu zaten 0 yapar. Çünkü tam orta noktası değil mi? U1 ve Y3 için moment kolları 0 noktasına göre 0 yaptı. O zaman sadece diğerleri için bakmam lazım. Ben Y1'in sıfıra göre olan yani O noktasına göre olan moment kolu ne kadardır? Şeklin üzerinde bir sefer onları göstereyim hepsi için. Böylece e, bir daha hesapta anlatmak zorunda kalmıyorum. O halde problem olarak ne kaldı? Bu gitti, şu gitti. Y1'in O noktasına göre moment kolu. Bu hata şekil hatalı bakın. 3 metre bu tarafta, 3 metre bu tarafta O noktası şurada bir yerde olacak. O zaman benim Y1'in kolu ne kadar? Şurada 2 metre vardı. Şurası da 2 metreydi. Dikkat ederseniz benimkisi 3 metre olması pardon 1 metre 1 metre yanlış çizdim özür dilerim. 1 metre ve 1 metre çünkü tamamı 2 metreydi şurası. O zaman benim buradaki sıfır noktasında olan uzaklığı y bir kolu için kaçtır? 1 metre burada 3 1 metre de orada 2 metre yapmış oldu. Moment kolu o noktasına göre. Ya da tamamına göre 3 metre ise 1 metreyi çıkartırsınız ona göre de elde etmiş olursunuz. Y2 değeri peki nerede? Bakın Y2'nin değeri şuraya göre kıyaslarsanız eğer. Şurası 4'tü. 4 bölü 3 çarpı 2 idi. Sayısal değer hesapladık mı? 4 kere 2 8. 8 bölü 3. Kaç yapar bu değer? Buraya bir dikkat etmek lazım. Kaç yaptığına. 8 bölü 3. Kaç yapıyor? Bana bir söyler misiniz? Bakalım 3'ten büyük mü küçük mü? Ona göre momentin yönü değişecek. 2.67 2.67 metre. Virgülden sonra iki karakter yeterli. Bakın 3'ten küçük. Yani şu çizdiğim şekil doğru gibi. 2.67 ise moment kolum ne kadar? 3 eksi 2.67 kadar moment kolum var demektir. 3 eksi 2.67 moment kolum. Bu şu yönde çevirmeye çalışıyor. Yönleri de şöyle farklı bir renkte çizeyim. Bu bu yönde çevirmeye çalışıyor. Diğeri ise şu yönde çevirmeye çalışıyor. Yönler önemli değil. Pozitif veya negatif siz neticedeki momenti mutlak değer olarak hesaplıyorsunuz. Yani büyük çıkan değer hangisi ise ona göre hesaplama yapıyorsunuz. Sadece yönleri birbirinden çıkartıp toplamak için önemli. Bazı sorulara şu kuvvet diğer tarafa kaçabiliyor şekil için. Lütfen şurada yaptığım hesaba ve neresinde olduğuna dikkat ederek çözümlemelerinizi yapın. Son olarak ne kaldı? U2 kaldı. U2'nin kolunu da şöyle mor renkle gösterelim. U2'nin şuradaki mesafe önemli. Bu da neydi? 6 bölü 3. Yani 2 metre yaptı. 2 metre ise şunun orta noktası 3'tü. 3'tü. Demek ki 3 eksi 2 aradaki olan kol 1 metre olmuş oldu. U2 içinde neymiş demek ki? 1 metrelik bir kol mesafesi olmuş. O noktasına göre moment almak için. Yön olarak Nasıl? yön olarak U2 ve Y2 aynı yönde. Y1 ise bunlara ters yönde. Y1 ise bunlara ters yönde. Bu dediğimiz moment kollarına göre işlemleri yaptı. Ve bu işlemlere göre 372 ton metre olarak O noktasına göre momenti yazmış oldu. Bunu ayrı sayfada yapmayacaksınız. Dediğim gibi bir tabloda sağına soluna yazarak işlemi yapacağız. Şimdi başka ne yapacaktım? Benim şuradaki olan düşey kuvvetlerim nelerdi? Düşey kuvvetlerim benim anladığım normal Y'lerin toplamından U'ların toplamını çıkarmıştık, değil mi? Zaten onu bir önceki sayfada elde etmiştim. Dikkat ederseniz toplam düşey nerede elde ettim? Şurada. Evet, nerede? Şurada elde ettim. Toplam düşey. Toplam düşey 72.3 zaten. Bu değer dolayısıyla buraya aynen geliyor. 72.3. Alan değerim nasıl bulunuyor? Alan değerim 6 çarpı 1 zaten. Dolayısıyla 6 metrekare olmuş oldu. Moment değerini az önce anlatmıştım. Moment değeri geldi. Y değeri nasıl alınacaktı? Şuradaki olan B bölü 2 olacaktı. B değerim hangisi? B değerim 6. 6 bölü 2'den 3 metre olarak yazılması gerekiyor. Zaten şurada o değeri de yazmış. 6 metre ne? Tekrarlıyorum. Şuradaki olan B değeri yani benim bağlamamın alttaki olan genişliği dedik. Atalet momenti kaldı. I değeri. BH küp bölü 12 idi. Buradaki H değeri benim momente karşı koymaya çalışan o yüzeyimi gösteriyordu. O halde 1 çarpı 6'nın kübü bölü 12'den 18 metre üzeri 4 değeri atalet momenti olarak alınmış oldu. Bu değerleri yerine yazarsam bir eksilisi bir artılısını yazıyorum. Eksilisinden minimum değeri artılısından maksimum değeri seçeceğim. Bu iki değerlerden eksinin sıfırdan küçük olmasını istemiyorum. Artınınsa yani büyük olan değerin ise zemin emniyet gelinmesinden küçük olmasını istiyordum. Burada hesabı yaparsak bulduğum değer ton bölü metrekare. Bu iki değeri hesapladım. Bakın bir tanesi ne oldu? Eksi çıktı. Bunu kilogram bölü santimetre kareye çevirsem de zaten yine eksi çıkıyor. Bu çekme yani emniyetsiz. Ben burayı sıfırdan büyük çıkmasını veya en azından sıfıra eşit çıkmasını isterdim. O halde baktım ki sıfırdan küçük çıkmış. Emniyetsiz. Aşağıya geldim. Büyük olan değerse bana verilmiş olan zemin emniyet gerilmesi 15 kilogram bölü santimetre kareydi. Bu değerle kıyasladım. Özür dilerim. Bu değerle kıyaslayınca baktım ki bu değerde benim değerimden daha büyük çıktı. Yani benim değerim bundan daha küçükse emniyetli çıkmış oldu dedik. Bu arada telefonlar da sürekli çalıyor. Özür dilerim böldüğüm için. E, o halde ben bunlarla bakıyorum. Aslında herhangi bir tanesi sağlamadığında bile bu tahkiklerde bir düzeltme yapmam gerekir. E, bakarım aşağıda zaten bir öncekinde devrilmede ve kaymada sağlamadığını zaten görmüştük. Bakın her ikisi de sağlamadı zaten. Artı emniyet gelmesi de sağlamadı. Dolayısıyla boyutlarda büyütme yapılması lazım. Boyutlarda büyütülerek ondan sonra tekrar hesaplamalar e, e, tekrarlanmalı diyelim. Buradaki olan hesapları siz bir kontrol edin. Ben de bu arada telefonla görüşeyim. Hem de bir ara verelim. Sonra devam ederiz inşallah. Evet, e, uygulamada demek ki buraya kadar geldiğimiz kısımda sabit bağlama ile ilgili bir bağlamanın tahkikini bitirmiş olduk. Ee, yine benzer şekilde başka bir sabit bağlama tahkikini beraber yapalım. Çözüm yok sizde gördüğünüz gibi. Bu bağlamanın tahkikini beraber yaparsak hem de sizde de oturmuş olur diye düşünüyorum. Evet, e, siz de kendi ders notlarınızdan çözümleri yaparsanız sizin el alışkanlığınız için de iyi olur. Sabit bağlama hesabı yine sulama maksatlı bir bağlamanın verileri var. Maksimum debi ve minimum debi verilmiş. Yine alınan debi 10 metreküp bölü saniye, savak 2. Bir önceki olan soruyla benzer gibi görünüyor. Lenk kat sayısı 3 olmuş. İletim kanalının taban kotu 10 metre. Bakın başlangıçta demiyor bana. Şey sonunda demiyor. İletim kanalının sonunda demiyor. Eğitim kanalında taban kotu diyor. Demek ki hemen girdiği zaman taban kotunu vermiş. Yani giriş taban kotu diye anlaşılıyor buna. Giriş taban kotu 10 metre. Eğmiş uymuş. Bakalım mesafe vermiş mi? Mesafe vermemiş. Demek ki bu hemen çıkıştaki olan değerini bir size veriyor. Yani biraz yuvarlatmalı bir cümle. Bakalım bağlama boyları. Zemin emniyet kelimesi 45 ton bölü metre q, ton bölü metre kare. Ondan sonra betonun özgül ağırlığı 2.4 ton bölü metre Sürtünme katsayısı 0.60. Bağlama boyu 50 metreymiş. Manning katsayısı 50. H 62. Böyle verildiği zaman K'yı vermiş oluyor. K eşittir işte 62'yi. En değeri olsaydı 0.0 küsürlü olarak verirdi. Eğitim kanalı trapez taban genişliği 4 metre. bire 1'e 1.5. Yersel ve sürekli yük kayıplarının toplamı 0.15'miş. Bakın yersel sürekli kayıpları birden vermiş size. O da demiş ki toplamı demiş 0.15 metredir. Buna göre işlem yapmamızı istemiş. Evet. Yine bir önceki olan sorular gibi. Eğitim kanalını boyutlandırınız demiş. Boyutlandıralım. Bağlamanın kredi kodunu ve yüksekliğini belirleyin ve tahkikleri yapın demiş. Temelde bir önceki olan soruyla aynı işlemleri yapmamızı bekliyor. Trapez bir kanal. Sizde kanalın şekli verilmiş mi? Ha bunda mı çözümü var? bunun da çözümü var. Çözümü olmayan bir soruyu yapsaydık o zaman. Ee, çünkü bunun çözümü var. Zaten takip edebilirsiniz. Ee, evet. Bunun çözümü var. Size bu soruyu takip etmeniz için bırakalım. Ben bir sonraki soruya geçeyim. Bunun çözümü var zaten. Bunu incelersiniz. Bir sonraki soruya ben geçeyim. Eğer kavramadığınız yer varsa o zaman konuşuruz. Ee, bakın çözümü olan bir soru daha var. Buradan bakarsınız yani. Buna bir daha bakmama gerek var mı bence? Çözümü var sizde. 5.5'in yok. 5.5'e geçelim. O soruyu çözelim bence. Sonra hangi örnekler varmış? Bir onlara da bakalım. 5.5'in çözümü yok. Bunu yapacağız. Evet. Ondan sonra 5. Evet. Burada bir kopma olmuş. 5.6'nın yazısı altta çıkmış şekli yukarıda. 5.6'nın çözümü yok. Bu da size kalır. Ödev gibi olmuş olur. 5.6 hazırlanmış olursunuz. Ondan sonra zaten konuyu bitiyor. Yani bugün 5.5'i çözersek e, sayısal uygulama olarak çözmemiz için yeterli soruları yapmış oluruz bağlama tahkiki anlamında. Ondan sonra konuyu yine anlatarız. Konuda biten kısmı bitirip devam edebiliriz. Evet. Sulama maksede yapılan bir sabit bağlamın hesabı 5.5. Verilenler maksimum debi 85 metreküp bölü saniye minimum 8 metreküp bölü saniye imiş. Alınan debimiz 3 metreküp bölü saniye. Sava katsayımız 1.75. Len katsayısı 3. İletim kanalı başlangıcında su yüzeyi kotu 100 metre. İletim kanalı başlangıcı su yüzeyi kotunu vermiş. Yani düşün ki şuradan giriş yapıyordu bir kanala. Girdiği zaman hemen başlangıcında böyle bir trapez kanal gibi hesaplayabilirseniz şurada hemen su yüzü kotunu direkt vermiş. 100 metre olarak. Bağlamanın tal ve kotu 96 metre. Burada onu göstermiş. Bakın şekil farklı bak. Bağlama kotu şurada gösterilmiş. Aşağı doğru bir mesafe yok. Buradaki şekillerin farklı olabileceğini siz kendiniz dikkat etmeniz lazım. Bağlamanın net uzunluğu boyu 20 metre. Yani şöyle 20 metre mesafesi varmış. Şöyle bir 20 metre. Betonun 2.4 ton bölüme töküp toplam enerji kaybı 1 metre. Yani şurada oluşmuş olan toplam enerji kaybı 1 metre. Sürtünme katsayısı F katsayısıydı 0.70. Zemin emniyet katsayısı 30 e, şey ton bölü metrekare imiş. Evet. Buradaki Q max ve Q seviyelerdir. Q max iken şurası da Q min iken seviyelerdir. Bunlara göre hesaplarımızı yapalım. Bağlama yüksekliğini hesaplayın. Gerekli tahkikleri yapınız demiş. Burada bana e, herhangi bir trapez kanalı hesaplamama gerek kalmamış. Zaten bu sayıları hesaplamaya gerek yok. Çünkü üst kotu vermiş bana. Bak sonra da üst kotu vermiş zaten. Dolayısıyla buradan yük kayıplarını ekleyip kabarma yüksekliğine direkt çıkabilirim. Yani buradan yukarı doğru çıkıp kabarma yüksekliğini elde edebileceğim. O zaman ilk başta hesaplayacağım zaman e, kabarma yüksekliğini şimdiden hesaplamaya gerek yok. Önce şuradaki olan haşmini hesaplayalım. Haşmin değeri. Çünkü kabarma yüksekliğinden haşmini çıkartıp bağlama kred kotunu buluyorduk. O zaman Q min eksi Q A'nın durumuna bakacağız. Q min eksi Q A. Minimum debim kaçtı? Minimum debim evet 8. Q alınan da 3'tü. 8 eksi 3. Demek ki 5 metreküp bölü saniyelik bir debi var. Ee, bu miktar büyüktür. Büyüktür sıfırdan. Dolayısıyla bir haşmin var. O zaman bir haşmini hesaplamam gerekiyor. Yani 5 eşittir. C çarpı B çarpı haş üzeri 1.5 Bununla işlem yapacağım. Buradaki olan C sava kat sayısı 1.75 Evet. 1.75 çarpı B genişliğim. Şuradaki olan boyum 20 metrelik bir boyum var. Çarpı H zaten minimum üzeri 1.5. Buradan H mini çekiyoruz. H min kaç çıkarmış? Evet. 0.27 metre. 0.27 metrelik bir haşmin varmış. Şimdi bunu hesaplamam amacı neydi? Benim kabarma yüksekliğimden bu haşmini çıkartıp bağlama kred kotunu elde edebilecektim. O zaman bağlama kredi kotunu yazalım. Bağlama kred kotunu. Bu arada eğer bu sıfıra, sıfırdan küçük çıksaydı, bu negatif çıksaydı, özür dilerim, herhangi bir haşmin olmadığı için direkt e, bağlamanın yükseklik Az önceki göstereceğim hesaptaki olan yükseklik yani kabarma yüksekliği direkt bağlama kredi kotuna eşit olarak alınacaktı. Bağlama kredi kotunu nasıl belirliyoruz? Benim şuradaki olan 100 metreme buradaki olan yük kayıplarını ekliyorum. Ve şuradaki olan kabarma yüksekliğini böylece bulmuş oluyorum. Yani 100 artı 1 metre miydi? 100 artı evet Toplam enerji kaybı 1 metre. Dolayısıyla şuradaki enerji kaybını ekledim. 101 metre benim kabarma yüksekliğim aslında. Bu kabarma yüksekliğimden şurası benim olduğu kabarma yüksekliğim. Kabarma yüksekliği diyelim. Yani şuradaki olan seviye aslında. Buradan haşmini çıkartacağım. 0.27'yi çıkarttım. Bağlamanın kred kodunu buluyorum. 100.73 metre. Evet. Şimdi bağlama yüksekliğini sormuştu zaten. Bağlama yüksekliğini nasıl bulacağım? Şu kred kodundan talvet kotunu çıkartacağım. Bağlama yüksekliği eşittir. 100.73 eksi 96'dan bu da 4.73 metre olarak bulunmuş. Evet 4.73'ün neresi? Şeklimi bir yandan hemen temizleyeyim. Böylece temiz şekillerde hızlıca gidelim. Anlamak için. Şurası 4.73 metre. Bu arada Q min geçerken ki şuradaki H min seviyem bu da 0.27 metreydi. Bulduğunuz değerleri biraz burada temelde gösterirseniz sonradan rahat edersiniz. Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Bağlama yüksekliğini bulmuş. Tahkiklere geçmek için borulanmanın tahkikini yapacağım. Delta H değerlerini hesaplayarak yapmam lazım. Bakın delta H değerleri için Q minken delta H Q min iken delta h'ı yazalım. Delta h. Bakın minimumken şuradaki haşmini zaten hesapladığım için şu anda yazabilirim. Ne yapacağım? Dikkat etmem gereken şey ne? Burada bakın dikkat etmem gereken şey eğer şunu yazıyorsam bu nerede kaldı? Bakın şurada bir yer göstermiş ama bence burası çok ölçekli olmadığı için yanlış anlaşılabiliyor. Burası şöyle bir düz gelmesi lazım. Yoksa bu değerlerin size verilmesi gerekirdi. Ben size hatalı yapmayacağım. Bu arada bu ölçümleri doğru çizeceğim. Onu söyleyeyim. Bakın şu değerle arasındaki fark bir de burası var. Bak unutmayın. Şimdi ben şuraya göre yaptım. Bakalım şimdi geometriden nasıl yazacağız? 4.73 artı 0.27 oldu bana şuradaki yükseklik. Bundan 0.4 ve 1'i çıkartacağım. Dolayısıyla nasıl yazıyorum? 4.73 artı onun için ezberlemeyin bunu dedim. 0.27 metre eksi 1 eksi 0.4 veya eksi 1.4 de diyebilirsiniz. Buradan delta h'ın minimum olduğu zaman ee, bakalım kaç çıkarmış? Ben bunu ayrıca hesaplamış gidim. Minimum iken 3.6 metre. Evet 3.6 metre çıkmış. Şimdi bir de maksimum olduğu seviyeyi hesaplayarak maksimumkenki değeri bulmam lazım. Bunun için de neyi bulmam gerekiyor? Şuradaki Q max iken şuradaki H max'i bilmem gerekiyor. H max. Bunun için ne yapıyorduk? Q max iken hesap yapıyordum. Q max kaçtı o? Evet. Maksimum 85 metreküp bölü saniye. Yani 85 eşittir. C çarpı B çarpı H max üzeri 1.5. Buradan C değerim 2'ydi sanırım. 2 mi? 1.75. Özür dilerim. Bakın şurada da kullandım. 1.75 çarpı B genişliğim 20 metre çarpı H max üzeri 1.5. Buradan H max'ı çekeceğim. H max. maksimum olduğu zamanki savaklanma yüksekliğim kaç çıkarmış? 1.817 1.817 metre. Şimdi şurası 1.817 imiş. O halde tekrar delta h hesaplayacağım. Bu sefer maksimum seviyeler arasındaki şu farkı bulacağım. Delta h seviyesi. Onu yazıyorum. Q max iken delta h. Evet. Bunu nasıl yazıyorum? Bunu da hemen bir öncekiyle aynı renk gibi olsun. 4.73'e bu sefer neyi ekliyorum? Şuradaki maksimum olan 1.817'yi ekledim. 1.817'yi ekledim. Bu sefer çıkartırken neleri çıkartıyorum? Şu değer ve bu değeri çıkartacağım. Çünkü bak seviyeyi şuraya göre kurdum. O zaman eksi 2 eksi 1. Böyle yaparsam bu delta h değerim ee, kaç çıkmış? 3.54 metre. 3.54 metre olarak bulunmuş. Şimdi bir tanesi 3.6 bir tanesi 3.54. Bakın minimum kenki olan seviye daha büyük çıkabilmiş. O halde ben maksimum delta h'ı seçiyorum. Delta h maksimum 3.6 metre seçilir. Dolayısıyla CL'yi ne yaptım? Şu iki değerden maksimum değerini seçerek işlem yaptım. Şimdi L teorik hesaplayabilirim. L teorik. Bu da ne olacak? C L'in katsayısı çarpı delta H'ın maksimum olan değeri. Q maxken değil. Maksimum olan değeri. Bakın burada Q minken çıkmıştı. Mesela şuna Q min şuna Q max yazarsam buradaki delta H maksimum olan değer yani 3.6 değerini seçtiğim değer. L'in katsayısı 3 olarak soruda verildi. 3 çarpı 3. 6'dan ne yaptı buradaki değerimiz? 10.8 metre. Şimdi bir de şekli bulacaktım. Onların ikisini kıyaslayacağım. L şekli hesaplıyorum. Düşeyler aynen yataylarsa 3'e bölünerek yapılacak. Bakın sızma için burada bir düşey yok. Dikkat edin düşey yok. Yatay olarak geldim. Yatay olarak geldikten sonra şuradan bir 1 metrelik seviye var. 5 artı 10 bölü 3 artı 1. O halde ne olmuş oldu? 5 artı 10 bölü 3 artı 1. 15 bölü 3, 5 artı 1, 6 metrede bu yaptı. Evet, şimdi bu iki değerle beraber birbiriyle kıyaslıyorum. Bu arada kaydımızı alıyoruz. Evet, İkisini kıyaslarsam bakın ne oldu? L şekil küçük oldu, L teorikten. Yani pal planşa gerek var mı? Yok mu? Pal planşa gerek var mı? Evet, gereklidir. Pal planş gerekli. Daha önce bu önlemlerden bahsetmiştik. Ya menba yüzeyine bir e, yüzey de verebilirsiniz veya ters yükte de olabilir ama biz pal da çözümleri yapacağız. Gerek var. Sedat'a da teşekkür ediyoruz. Takip etmiş. Pal planş gerekli. O halde şimdi park planşın boyunu bulalım. Ben gerekli olursa eğer soruda nereye koyacağınızı bir tane olacağını söylerim. Bizim için biz nereye koymayı planlıyoruz. Bu soruda koyacak olursak şuraya koymayı planlıyorum park planşı. O zaman bu park planşta ne kadarlık boy lazım acaba? Yani LP ne kadar olmalı park planşın boyu? Buna hesaplayalım. Bir aşağı iniş bir yukarı çıkış var. Farkım ne kadar olacaktı? L teorik eksi L şekil yapacağım. Bunu bir de ikiye bölecektim. L pal planşı bulurken teorik boyum 10.8 eksi 6 metre bölü 2 dersem buradan da kaç çıkmış? 2.4 metre. 2.4 metrelik bir pal planşı koymam yeterliymiş. O halde şimdi pal planşı da karar verdim. En sonki şeklim şöyle olmuş oldu. Yukarıdaki olan gövdeyi alırsanız şurası 2.4 metre yapmış oldu. Ben şimdi buradaki altındaki 3 ve 4 noktalarında basınçları bulmak istiyorum. Bu basınçları elde etmek içinse ne yapmam lazım? Brüt basınçları. Dolayısıyla J çarpı L'yi yapmam lazım. Yani J'yi bulmam gerekiyordu. J'yi hesaplarken ne yapıyoruz? J'yi hesaplarken delta H'ın maksimum olduğu değeri bölüyordum L'ye. Hangi L'ye ama? Benim buradaki olan L teoriye böleceğim. Çünkü şuradaki olan pal planşı yerleştirdim. Teorik değer daha büyük. Dolayısıyla değer aşın maksimum değeri kaçtı? 3.6 bölü 10.8. Buradan işlem yaptım. Kaç çıkarmış? 0.333. 333. Birim boyda başına enerji kaygını da böylelikle elde etmiş oldum. Şimdi basınçları elde edeceğim. Ben direkt 3 ve 4 dediğim alttaki olan yerleri bulacağım. Şurada şöyle hızlıca bunun şeklini Şuradan bir almış gibi düşünün. Şurayı sadece buraya alayım. Palpilanşı aşağı çekeyim. Şu nokta ve bu nokta görelim beraber ne olduğunu. Şöyle aşağıya çekiyorum. Böyle yaptım. Şuraya da bir tane palpilanş koymuştum. Şimdi hesaplamak istediğim şey bu içteki şu noktadaki basınç değerleri. Dolayısıyla sadece bu noktalarda yapacağım. Ee, buna bir şuna iki diyeyim. Bir ve iki noktalarındaki hesabı yapacağım. Dolayısıyla bir tablo yapabiliriz. P bürüt. Bürüt hidrostatik basıncı gösteriyordu. 1 ve 2 için. Sonra J çarpı L'yi çıkartacağım. Şimdi hidrostatik basıncı önce yazayım. Nasıl yazıyorum hidrostatik basıncı? Şurası bakın 4.73 müydü? Bu sefer tam tabandan. Dikkat edin buna. Tam tabandan geliyor. 4.73. Üzerinde H max'ı da eklemem gerekiyor değil mi? 4.73. Üzerinde de 1.817 var. 4.73 ve 1.817 var. Yani maksimumkenki geçen durumu alıyorum. Böyle olduğu zaman 1 ve 2 noktalarındaki basınç değerinde de 4.73 artı 1.817'dir. İkisi de aynı. 4.73 artı 1.817'den kaç olurmuş? 6.54. 6.54. Her ikisi de 6.54. Tamam mı? Her ikisi de 6.54. Şimdi bir de L'lerini yazalım. L sızmalarda ne kadar boy kaybetmiş? Bakın zeminin seviyesi zaten şurasıydı. Talve ve kotu burası olduğuna göre. Bakın burada bir sızma seviyesi bir gidip bir de dönüp bire öyle ulaşıyor. O zaman pal planşın boyu kadar bir ekleyeceğim bir çıkartacağım. Yani 2 tane 2 çarpı 2.4. 2 çarpı 2.4 metre. Yani şurası 2.4'tü. Az önce hesapladığım değer. 2 çarpı 2.4 4.8 metre yaptı. Bir noktası için. Peki 2 için ne olacak? 4.8 artı şuradaki olan yatay mesafe bölü 3 diyeceğim. Yatay mesafem ne kadarmış? 5'miş. O halde 5 bölü 3 diyeceğim. Artı 5 bölü 3 diyeceğiz. Buradan işlem yaparsam 6.47 yaparmış. 6.47 yaptı. Evet. Şimdi J çarpı L'leri artık yazabiliriz. J çarpı L'ler. J 0.333 çarpı 4.8. 0.333 çarpı 4.8. Ve aşağıda da 0.333 çarpı 6.47 diyeceğim. Burası yapar, aşağısıysa 1.6 yapar. Aşağısı ise 2.16 metre yaptı. Buna göre en sonunda asıl benim hesaplamak istediğim P değerleri yani şuraya sağa doğru uzatayım. P yani bizim en son hesapladığımız net değerleri P net ne olurmuş? Şuradaki olan brütten 6.54'ten eksi diyeceğim şuradaki J çarpı L 1.6 ne yaparmış? 4.94 metreymiş. Aşağıda da yine bakın şunun şurası 6.54'ten bu sefer 2.16'yı çıkarttım. Bu da kaç yapmış? 4.38. 4.38 metre yapmış. Sonuçta şurayı 4.38 olarak belirledik. Şurası ise 4.94 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bununla beraber tahkikleri yapacağım. Tahkik hesabı için şekli tamamen bir temizleyeyim. Bir sefer çizelim. Ondan sonra devam ederiz. Bakıyorum sonraki sayfada sanki tahkik için uygun gibi. Hemen şöyle Ana e, kütleyi bir şöyle alalım. Ana kütleyi evet. Kaldırma kuvvetlerini hesaplamıştık. Az önce yazdık onları. 4.38, 4.94. Evet. 4.38. Dolayısıyla şöyle ayırdım. Şurası 4.38. Şurası ise. 4.94 eksi 4.38 yapmış olur. Burada kalan kısım. Sonra diğer kısım neler kaldı? Kütlenin kendi ağırlıkları var ve yandan gelen hidrostatik kuvvetler var. Kütlenin kendi ağırlıklarını bölerken ben size tabi genel bu bölüm şeklini vereceğim. Burayı ben şöyle ikiye bölerek yapmışım. Şu şekilde. Buranın altı sanırım 5 metre miydi? Bir bakalım. Evet, altı beş metre, yusuda bir buçuk metreydi. Şöyle böldüm. O halde bir ileri gidelim. Şurası bir buçuk metre, bir buçuk metre. Ee, tamamı 5 olduğuna göre, şu da eder, üç buçuk metre mi yapar? Üç buçuk metre yapar. Evet, şuradaki olan mesafe. kaldı statik olan basınçları çizmek, Qmax olduğu durumu ele almam lazım. Şurası da o zaman 1.817 metreydi, Q iken, 817 idi, değil mi? Artık çözünce bazı şeyler kalıyor. Evet, Hmax 1.817. Evet, 1.817 idi. O halde burada kullanılan hidrostatik basıncı da iki kısma ayırarak yapıyorduk. Bir tane dikdörtgen ve bir tane de üçgen olarak yapacaktık. Evet, 1.817 şuradaki yüksekliğimde 4. kaçtı? 4. 73 müydü? Evet, 4.73. Lazım olan şekilin her şeyini alalım. Bu da 4.73 metre. Evet, o halde kuvvetlerimizi göstermiş olduk. İsimlendirme de yapalım. Ee, madem daha önce y kullanmıştık, y1 y2 olsun, fark etmiyor. G1 G2 de yazabilirdiniz. Kaldırma kuvvetleri u1 u2 demiştik. Ee, tam orta değil aslında, biraz ters oldu bu şekil ama u1 ve de u2 diyelim. Yandan olan kuvvetler x1 ve x2 idi. x1 ve x2. Şimdi bu kuvvetleri bir bir yazabiliriz. Ben aslında sorun çözümü olarak size bir tablo değeri yaptıracağım. Bu tabloyu aşağıda size göstereyim. Hem de sizde nasıl çözeceğinizi bilmiş olun. Yani final sınavında sizden beklediğim böyle bir tablo çizmeniz. Bu tabloda kuvvetleri göstereceğiz. Şurası kuvvet. Yani böyle bir soruyu çözerken sizden böyle bir tablo bekliyorum. Kuvvet değerleri alt alta gelecek. Hangi değerlerimiz var? X1, X2, ondan sonra Y1, Y2, U1, U2. Genelde U1, U2 kuvvetleri çok değişmiyor ama Y'lerde en fazla bir üçüncü kuvvet daha karşınıza çıkabilir. Tablo yapıyoruz. Yanında ne yapacağız? Yanında büyüklük. Büyüklük. Büyüklüğü ton cinsinden yazacağız. Büyüklük hesabında dediğim gibi açık yazmanıza gerek yok. Burada sadece büyüklüğün sonucunu yazacaksınız. Mesela buradaki yapacağımız hesapta büyüklükler nasıldır? Büyüklük. Mesela x1 değerim neydi? Düşeydik olan kuvvet. 1.817 çarpı 4.73 çarpı 1 çarpı 1. Onları demeye gerek yok. Yani 1.817 çarpı 4.73. Bu kuvvetleri zaten daha önce anlatmıştım size. Onun için sayısal sonuçlarını vereyim. Sonra e, bu değerleri siz bulursunuz. Eğer problem yaşarsanız bana geri söyleyin. Beraber yapalım. 8.56 x1 x2 11.19 y1 17.03 y2 19.87 u1 değerim 21.9 u2 değerim 1.4 Şimdi bu kuvvetlerden nasıl hesaplanacağını şu anda kestiremeyip hesaplamayı göstermemi istediğiniz var mı? Mesela şu anda aklınızda olmayıp hocam bir tanesini gösterin şunu yapalım dediğiniz var mı? Evet şimdi bu büyüttükten sonra bir tane A noktası bir tane O noktası tabirimiz var. Bakın şurası benim A noktası dediğim tabir. Bir de şunun tam ortası var. Tabi bu şekil biraz kaydı. O noktası benim şekillerim daha düzgün olacak. Siz de mümkün olduğu kadar düzgün çizerseniz e, hata yapmazsınız. Bir tane A noktasına göre mesafe A noktasına uzaklık. Bir tane bu A noktasına uzaklıktan sonra moment A noktasına göre moment değerleri ton metre cinsinden. Bunlarsa metre tabi. Sonra O'ya uzaklıklar. O'ya uzaklıklar. Bu da yine metre. Sonra bir tane de moment O noktasına göre ton metre değerdir. Evet finalde sizden böyle bir şey bekliyorum. Tablo. Ben sizden bu değerlerinizi tablo ile okuyacağım. Bu tablonun açıklamasını artık gerek kalmıyor diye düşünüyorum. Şöylece tabloyu oluşturalım. Evet. Evet. not verirken de bu şekilde takip edeceğiz inşallah. Sizinle de benzer şekilde sıkıntı olmadan yani sınav sorusunda belki de bu tablonun temelinde sıralamasını da verebilirim. Sıralamadan da farklı bir şey yapmayalım ki mümkün olduğu kadar notlandırmayı hızlandırayım. Dolayısıyla x1 x2 y1 y2 u1 u2 bu ve benzeri bir şeyleri ben size sınav sorusunda ifade edebilirim. Şeklini çizerek göstermeyi düşünüyorum. Siz o gönderdiğim şekle göre plana göre uyarsınız çözüm yaparken de farklı çıkmasın bu şekilde diye düşündüm. Evet an noktasında uzaklıklar, uzaklıklar 2.365, 1.58, 4.25, 2.33, 2.5 2. 33, 2. ve 3.33 metre. Buna göre her ikisini çarparak momentleri aldınız. 20.24, Ondan sonra 17.64 72.37 Ondan sonra 46.36 54.75 4.67 Şimdi e, bu momentlerde çok fazla dikkat etmenize gerek yok. Buraya yazarken zaten Y1 Y2'ler dediğimiz gibi karşı koyucular X1, X2, U1, U2'ler hep devirici moment. Bunlarda herhangi bir problem yok. Ama O'ya göre uzaklıkları yazarken yanlarına bence ufak bir işaret koymanızda yarar var. Çünkü burada acaba hangi yöne doğru diye bir tereddüt edebilirsiniz. Dolayısıyla O'ya uzaklıkları yazarken bir yön belirlerseniz sizin için kolaylık olur. Mesela birincisinde X1, X2 için bir fark yoktu. Hatırlıyorsanız O'ya göre olan mesafelerde herhangi bir farklılık yok. Bunları direkt yazabilirsiniz. Dolayısıyla 2.365 değeri aynen buraya gelir. Yine 1.58 aynen buraya gelir. Şimdi herhangi bir yön belirlemek istediğiniz için x1 x2'nin yönünü şöyle devirmeye çalışıyor ya o'yu. Onu bir yön olarak kabul edebilirsiniz. Buna pozitif diyebilirsiniz. Diğer yönde negatif. Mesela dolayısıyla negatif yönlerin yanına bir eksi işareti yazın. O'yu uzaklıklar işinizi rahatlarsın. Veya momentin yanına eksi yazın. İşinizi kolaylaştırsın. Burada size kalıyor. İkisinden herhangi bir de yazabilirsiniz. Benden size tavsiye momentin yanına eksi işareti koymak. Hemen mesela bunları söyleyelim. Moment değerlerinde 2.1.8 Şimdi Y1 momenti nerede? Y1 bakın bu tarafta. Diğerlerine göre tersine doğru O'ya etki yapıyor değil mi? Y1'in değeri kaçmış? Bu değer 1.75'miş. 1.75. Şimdi bakın daha öncekilere göre eksi olduğu için şuraya bir eksi işareti koydum. Evet buraya bir eksi işareti koydum. Y2 olan kısma bakalım. Y2 3.5 orası olduğuna göre 3.5 bölü 3 ne yapar? Ve evet, tabanda 2.5 olduğuna göre. 3.5 bölü 3 kaç yapıyor acaba? Bir bunu hesaplar mısınız? Rica etsem. Evet. 1.17 yaptı. 1.17 benim neresi? Şu aradaki olan yerin bakın. 1.17 metre. buçuktan ee, 1.17 yer çıkartırsanız 3.5 eksi 1.17 ne yapmış olur? 3.5 eksi 1.17 kaç yapar? Bir de bunu söyleyeyim 2.33 Bakın 2.33 metre Şu O'nun mesafesi tamamı 5 metre olduğu için şurası 2.5 metre 2.5 metre Burası ise 2.33'teymiş. Dolayısıyla ne yönden çevirmeye çalışıyor? Şöyle bir etki yapıyor. Şöyle bir etki. Yani bakıyorum x1 x2 ile benzer yönde. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Burası çünkü yakın çıktığı için dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla buna herhangi bir işaret koymamıza gerek kalmayacak. Bunun kişi 0.167 metre herhangi bir işaret koymuyorum. Çünkü x1 x2 ile aynı yönde çıkmış oldu. E, U1 değeri zaten ortadandı. Bununkisi 0. U1 değeri 0 yaptı burada. U2 değerimse yine bakıyorum pozitif aynı yönde. Yani dolayısıyla bir işaret koymama gerek yok. 0.833. Bakın tek işaretle eksili yer nereye koydum? da Y1 için yerleştirmiş oldum. Böylece momenti kolay hesaplayabilirsiniz. Bakın moment değerlerini yazayım. 20.24 17.64 artı kuvvetlerle uzaklıkların çarpımı zaten 29.8, 3.31, 0 ve 1.17. Tekrarlıyorum bazı sorularda şuna da bazen şu ifadenin yanına da negatif gelebilir emin değilim. Burada moment değerini hesaplarken yani bunu hesaba göre bakmanız gerekiyor. Şunları topladınız ve ondan sonra bu eksi olanı çıkarttığınızda moment sıfırı direkt bulmuş olursunuz. Şunun altına mesela bir tane de toplam açabilirsiniz. Böylece toplam moment değerini altta bizzat elde etmiş olursunuz. İstersem şuraya da bir tane toplam moment diyebilirim. Size kalmış veya aşağıda hesaplarsınız. Daha da kolay olabilir. Karşılık koyan devirci momentler anlamında da yapabilirsiniz. Burada en son hesaplamaları sonuçlarını verelim ki biz de görelim. Kayma takiki. Son bunu hazırladıktan sonra artık kayma takiki var toplam x bölü toplam y idi. Kayma takiki. Toplam x değeriniz x1 artı x2 aynı bunlar. Bir farkı yok. Aşağıdaki kuvvetlerse y1 artı y2'den u1 eksi u2'yi çıkarmakla elde edeceğiniz değer. Bunu yaparsanız evet 1.45 1.45 Şimdi soruya bakalım. Sorudaki olan sürtünme katsayısı ne kadardı? 1.45 bu ise 0.7 geri geliyorum benim değerim 0.7 0.7 bakın F değerinden aslında küçük çıkması gerekiyordu büyük çıkmış demek ki kaymaya karşı emniyetsiz emniyetsiz değil mi? kaymaya karşı emniyetsiz geldim devrilmeyi yapacağım devrilme Karşı koyucu momentlerin devirici momentlere oranının 1.5'tan büyük veya eşit olmasını istiyorum. Şimdi karşı koyan momentler benim evet Y1, Y2 momentlerim. Yani şunların ikisi karşı koyucu moment. Bunların ikisini topluyorsunuz. Diğerleri ise devirmeye çalışan momentler. Bunların toplam değerlerini vereyim size. Kaçmış? 118.73 118.73 bölü 97.3 Evet. Bunun sonucu 1.22 çıkarmış. Ne oldu 1.22? Bakın 1.5'tan yine küçük. Demek ki devrilmeye karşı yine emniyetsiz. Çünkü 1.5 veya daha büyük çıkmasını istiyorum. Karşı koyucu momentlerimin daha fazla olmasını istiyordum. Bunu da yapamadık. Onun için bu da emniyetsiz çıktı. Son olarak gerilme tahkiki var. Gerilme tahkiki. Gerilme tahkikinde sigma 1 2 yani maksimum ve minimum ifadelerini n bölü a artı eksi m sıfır bölü i çarpı y y eşittir b bölü 2 y eşittir b bölü 2 dolayısıyla direkt sayısal değer olarak b bölü 2 yazabiliriz. B genişliğim kaçtı benim? Tabanımda 5 metrelik bir değerdi. Dolayısıyla mesela şunu yerine de 5 yazacağım. Buradaki değerleri bir yazayım buna. En değerlerim benim yukarıda yaptığım x şey der. E, şuradaki hesapladığım şu değerle aynı. y1 artı y2 eksi u1 eksi u2. Yani 13.6 ymış 6 5 çarpı 1'den 5 metrekare. Zaten birim boyda yapıyorum. O halde artı eksi momentleri hesaplarsanız şuradan artı sadece neyi çıkartacaksınız? Şu değeri eksi olarak çıkartarak moment sıfırı hesaplarsam 12.56 çıkıyormuş. 12.56 Atalet momenti BH küp bölü küp Atalet momentini şu kenara yazalım. B değerim her zaman 1. Burada 5'in kübü bölü 12'den yapacağım. Atalet momenti değerim kaç çıkmış? 2.5 2.5 metre üzeri 4 çıkmış. Dolayısıyla 2.5 çarpı 5 bölü 2. Her zaman bu alttaki olan değerler aynı. Buna göre iki tane değer buluyorsunuz. Bir tane sigma 1, bir tane de sigma 2. Sigma 1 değerimiz kaç çıkmış? Eksi 0.29 ton bölü metre kare. Ve sigma 2 değerimiz, bu da artılı olan 5.73 ton bölü metre kare. Evet. Şimdi sonuçları değerlendirmek kaldı artık. Bu arada metre karenin ikisini yazamamıştık. <laughs> evet bunu da şimdi yazdık. Şimdi peki en sonki olan emniyet gerilmelerinde de sağladı mı? Bir tanesi ne olması gerekirdi? Sıfırdan büyük çıkması lazım. Oysaki sıfırdan küçük çıktı. Bu da sağlamadı. Bu da sıfırdan küçük çıktı. Demek ki emniyetsiz. Emniyetsiz. Yine aşağıdaki olan değeri bakıyorum. Zemin emniyet gerilimden kaçtı? Soruda verilen değeri hemen geri dönelim. Zemin emniyet gerilmesi kaç verilmiş? Evet. 30 ton bölü metrekare verilmiş. 30 ton bölü metrekare. Benim derin 5.73 küçük olmuş 30 ton bölü metrekareden yani sigma emniyet gerilmesinden bu emniyetli. Bu taraf sağladı. Emniyetli. Sadece bu sağladı. Diğer bütün değerler sağlamadı. Hem şu hem burada hem de şu değerde sağlamamış oldu. Tabii ki boyutlar artırılarak tekrar tahkik yapılması gerekiyor. Ee, aslında yapılan şeyler bir sistematiği ve sırası var. Tekrar diyorum bu tabloyu e, aynı şekilde final sorusunda hazırlamanızı bekleyeceğim sizden. E, Tabi soruyu belli yerlere göre biraz daha kısalabilir. Bu haftalık bu ders notumuz burada bitmiş oldu. Ben bu kaydı bir tamamlayayım. soru sorularınız için geri döneceğim.